Merhabalar efendim. Bereket Vakti programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İstanbul'dan, payitahttan bütün dünyadaki mümin ve Müslüman kardeşlerimizi Diyanet TV aracılığıyla selamlıyoruz. Bu gece 3. sahurdayız ve 3. sahurda bereket vaktinde siz değerli seyircilerimize hakikaten gönüllerinizde iz bırakacak bir sohbet ikram etmek için huzurlarınıza geldik. Bizleri şu anda Diyanet TV ile birlikte Diyanet Radyo kanalıyla da dinleyen değerli dinleyicilerimize de selam ediyoruz. Gecelerini tebrik ediyoruz. Bereket Vakti programının onların dünyalarına da güzel bir lezzet ikram etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek başlıyoruz. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da canlı olarak dinleyebilirsiniz. Twitter'dan, Facebook'tan ve YouTube'dan canlı yayınlanan programlarımıza sizlerin mesajlarını gün içinde alıyoruz. Bu da bizi hakikaten çok mutlu ediyor. Değerli seyirciler, Tebuk seferi öncesiydi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ashabına infakı ve sadakayı Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin göndermiş olduğu ayet-i kerimelerle aktarmıştı, iletmişti. Bu aktarımdan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına gelen ilk sahabelerden bir tanesi Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'di. Peygamberimiz sordu, ne getirdin ya Ebu Bekir? Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık cevap verdi, neyim varsa getirdim ey Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz sordu, dedi ki, ailene, evine hiçbir şey bırakmadın mı? Hazreti Ebu Bekir cevap verdi, onlara Allah'ı ve Resulünü bıraktım ya Resulallah dedi. Aradan bir süre geçti, mescide üzerindeki kıyafetlerden başka dünyalık hiçbir şeyi olmayan bir sahabe Efendimiz geldi. Gelen sahabe-i kiram Efendimiz Ulbe bin Zeyd radıyallahu anh idi. Usulca sessizce Allah Resulü'nün yanına sokuldu, kısık bir sesle dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ben de sizinle cihada gelmek istiyorum. Ben de bu sevaptan ve bu kararlılıktan istifade etmek istiyorum. Lakin biliyorsun ki benim dünya adına hiçbir şeyim yok, malım yok, tasadduk edecek hiçbir malım yok. Ne olursun, beni de götür yanında dedi. Allah Resulü elbette ona yardım etmek ister ve onu da cihada götürmek isterdi. Lakin onun kullanabileceği ne bir silahı, ne bir atı, ne de bir devesi vardı. Sahabe Efendimiz üzgün bir şekilde mescitten ayrıldı. Akşam oldu, evinde tenha bir yere çekildi. Gece namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Allah'a dua etmeye başladı. Dedi ki, ya Rabbi, sen cihadı emrettin ve insanları ona teşvik ettin. Ancak cihada gitmek için bana bir mal vermedin. Elbette senin takdirin. Resulünün elinde beni cihada gönderecek hiçbir şey de yok. Benim de tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Yalnız ya Rabbi, bir şeyi tasadduk etmek istiyorum. Müminlerin üzerinde ne kadar hakkım varsa hepsini helal ediyorum ya Rabbi. Bunu da benim tasaddukum olarak, sadakam olarak, infakım olarak kabul buyur dedi. Gözyaşları içerisinde dua etti. Sabah oldu. Sahabe-i kiram efendilerimiz mescitte Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin arkasında namaz kıldılar. Peygamber Efendimiz adeti üzere ashabına döndü ve namazdan sonra hitap etti. Ve dedi ki, bu gece sadaka veren hanginiz? Sahabeden ses yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tekrar sordu. Bu gece sadaka veren hanginizdiniz? O güzel ashab Ulbe radıyallahu anh Efendimiz mahcup bir şekilde ayağa kalktı ve dedi ki, bendim ey Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz tebessüm buyurdu ve ona şöyle dedi. Müjdeler olsun ya Ulbe. Allah-u Teala senin tasaddukunu kabul edilmiş sadakalar zümresine dahil eyledi. Evet değerli seyirciler, hakikaten Ramazan ayı boyunca infak temasını Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bizler sizlere bu kıssalarla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kendi dünyasında yaşanmış olan o muhteşem ifadelerle aktarmaya gayret edeceğiz. Elbette Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan her haliyle güzel bir ay. Ve çünkü Ramazan tabiri caizse yaratılmış namına ne varsa
her zerresine sirayet ediyor. Şu anda Süleymaniye Camii'nin külliyesindeyiz ve İstanbul'dayız. Bu lezzet dünyanın neresinde bir mümin varsa aynı şekilde yaşanıyor ve bütün kainatta sanki kainata Cenab-ı Allah'ın ikram ettiği en güzel lezzetlerden birisi olan Ramazan, o kainatın inşasında en önemli harçmış gibi katkıda bulunmaya devam ediyor. Bizler de sizin gönül dünyanızı inşa etmek için Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarımızla sizlerin huzurlarınıza geliyoruz. Ve gönül hanelerimizi burada gerçekleştirilecek sohbetlerle bezemeye, süslemeye ve inşa etmeye gayret ediyoruz. Bu gece çok kıymetli iki konuğumuz var. Onların isimlerini zikrettikten sonra Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimelerine gönlümüzü açacağız inşallah. Din İşleri Yüksek Kurulu üyemiz Doktor Muhlis Akar hocamız ve Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doçent Doktor Salih Keskin hocalarımızın sohbetiyle birazdan hakikaten gönüllerimizi zenginleştireceğiz. Yalnız öncesinde yolumuzu aydınlatsın, gözümüzün nuru olsun diye Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin ayeti kerimelerine bir gönül yolu açacağız inşallah sizlerle beraber. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii İmam Hatibi Hafız Mustafa Altın hocamızın okuyacağı ayeti kerimelerle. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم
Tebarekallah. Musa Hocam çok teşekkür ederiz bu tilavet için, bu leziz tilavet için. Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camii'ni bilenler bilirler. Hakikaten bir gelinin endamı vardır orada. Sanki Cenab-ı Allah'ın cennette bize ikram edecekleri köşklerden bir tanesinin endamı, havası vardır sanki orada. Ve muhterem hocamızın bu hakikaten hoş tilavetini de değerli müminler orada dinleyebilirler diye sizleri de tabiri caizse bu noktada bilgilendirmiş oluyoruz efendim. Evet değerli seyirciler, başlangıçta ifade ettiğimiz gibi iki değerli konuğumuz var. Doktor Muhlis Akar hocamız ve doçent doktor Salih Keskin hocamızla birlikteyiz. Bugün Ramazan ayına has ibadetlerden birazcık bahsedeceğiz ama hani bu ibadetlerin fıkhi yönüyle birlikte konuşurken İlk inzal buyurulduğunda hükümler nasıl aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından ashabına aktarılıyor ise, işte Ramazan'la alakalı sevincin ilk yaşandığı döneme doğru bir yolculuğa çıkacağız. Ve Asr-ı Saadet döneminde, devrinde Ramazan ayından inşallah bir pasaj bütünü sizlere ikram etmeye, takdim etmeye gayret edeceğiz. Evvela yakınımdan izninizle başlayalım. Doktor Muhlis Akar hocamız, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz Allah inşallah? Allah razı olsun hocam. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah. Sizleri Süleymaniye'nin avlusunda, bahçesinde ağırlamak hakikaten büyük bir şeref bizim için. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz güzel programlarınız için. Rabbim inşallah istifade etmeyi bütün Amin. Kardeşlerimize, hepimize nasip eylesin. Amin efendim. Böyle güzel inşallah. Ortamda bulunmak. Bugün bir de rahmet. Ayının rahmetiyle de dışarıda Değil yağmur efendim? Yağıyor İstanbul'da. Ayrı bir güzellik. Ankara'da hava nasıldı bugün? Ankara'da sabah gelirken yağmur yoktu ama şu anda bilemiyoruz. Eyvallah. Evet. Biz bereketi burada karşıladık. İnşallah oraya doğru siz giderken yanınıza muhakkak götüreceksiniz i̇nşallah, bereketi. İnşallah. Eyvallah. Hocam siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Doktor Salih Keskin hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Siz de Samsun'dan teşrif ediyorsunuz. Samsun'dan geldik. Bütün kardeşlerimize, bütün izleyicilerimize selam ediyoruz. Herkese hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz inşallah. Sahurun bereketinden, orucun, tuttuğumuz orucun bereketinden Mevla bizlere istifade edebilmek nasip eylesin. Kendi hanemize de hissedar olabileceğimiz bir ortam nasip eylesin inşallah. Amin Mevla. İnşallah. Bereket ve feyiz kavramları ne kadar örtüşüyor Ramazan'da evet. Öyle değil mi Salih Hocam? Sanki fıtratın en önemli unsurlarından maddeleri zikrederken sanki Cenab-ı Allah bizi Ramazan-ı Şerif'in bütün güzellikleriyle bir bütün olacak hale getirilmemiz için bu güzel kavramlarla birlikte yaşayacağımız bir ay tayin ediyor. Evet. Ve biz fıtrata geri dönüyoruz. Öyle değil mi hocam? Bir ömrün provasıdır aslında Ramazan. Evet. Bir yılın provasıdır. O bir yılda elde edilen hasletlerin
bir ayda elde edilen hasetlerin bir yıl boyunca aslında devamını sağlayabilmektir hedef. Bu nedenle bir mektep olarak da aslında tanımlayabiliriz. İnsanın kişiliğini, ahlakını olgunlaştıran bir mekteptir. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı bizlere nakledilir kaynaklarımızı. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden kurtuluş olarak vasıflandırılır. Burada bir tanımlama belki yapmamız gerekirse, mektep tanımlamasından, okul tanımlamasından yola çıkarak aslında üç etaplı bir okuldan bahsedebiliriz. Onlar günlük fasılalarla kendi kişiliğimizi olgunlaştıran, belki sohbet esnasında biraz daha derine doğru inme imkanı olacaktır inşallah, ama eğer bizi olgunlaştıran eksikliklerimizi, hatalarımızı masaya yatırıp kendimizi hesaba çekmemize vesile kılacak mevsim olarak değerlendirme imkanımız olabiliyor ise, o zaman bereket ve feyiz kavramları bize fiili olarak da yansıyor hale gelecektir. Evet. Mevla bunu tecrübe edebilmeyi nasip eylesin inşallah. Güzellikler versin diye dua edelim. İnşallah. Muhlis Hocam, Cenab-ı Allah bir yılı bir aya, bir ayı bir güne sığdırabilmek kabiliyetini müminlere vermiş. Hani 11 ayın sultanı dediğimiz Ramazan ayında Salih Hocam'ın ifade ettiği gibi sair zamanları Ramazan gibi yaşarsak hakikaten tam mümin olma vasfına ermiş oluyoruz. Bu ay içerisinde de öyle bir gece var ki o geceyi ihya edebilirsek, manasını idrak edebilirsek de bin aydan daha hayırlı olan bir mükafatla yüz yüze kalıyoruz. Evet. Ama bütün bu silsileyi takip ederken müminin muhakkak gerek şart olarak yerine getirmesi gereken hükümler var. Genel olarak Ramazan ayı içerisindeki ibadetler de bu hükümler üzerine inşa edilmiş. Ramazan ayındaki ibadetlerden birazcık bahsetsek hocam sizinle. Eyvallah. Sözlerime başlarken Rahman ve Rahim olan Rabbimizin adıyla başlıyor. Rabbimize hamd, sevgili Peygamberimize salat ve selam ediyor. Bizleri izleme, dinleme lütfünde bulunan bütün değerli kardeşlerimizin Ramazanlarını tebrik ediyorum. Saygılarımızı, hürmetlerimizi kendilerine arz ediyoruz. Rabbim inşallah rızasına uygun bir şekilde Ramazan ayını değerlendirmeyi nasip eylesin. Amin. Hani sevgili Peygamberimize soruldu. Ey gün nasi hayrun ya Resulallah, insanların en hayırlısı kimdir? Efendimiz men dale umruhu ve hasbuna ameluhu. Yani ömrü uzun, ameli güzel olan, Allah kendisine ömür takdir ettikçe ömür sermayesini salih amellerle, kendisine ibadet ve kullukla, insanlığa da yararlı iş ve hizmetlerle değerlendiren kişi en hayırlı kişidir. Elbette ömrün ne zaman biteceğini biz bilemiyoruz. Böyle bir girişle başlamak istiyorum müsaadenizle. Lütfen. Rabbim hepimize hayırlı, sağlıklı, huzurlu, istikamet üzere bir ömür nasip etsin. Amin. Ama her anda ölüm meleği kapımızı çalabilir. Bunun yaşlısı, genci olmuyor. Dolayısıyla Ramazan bize çok önemli bir fırsat veriyor. Ömrümüzü bereketli kılma. Eğer bugüne kadar ömür sermayesi zarar ettiyse, Allah'a hakkıyla kulluk edemediysek, günahlarla gönlümüzü, zihnimizi, hayatımızı kirlettiysek, Rabbim bize arınma, temizlenme, hayatımızda yeni sayfalar açma fırsatı veriyor. Tabi Ramazan 11 ayın sultanı. Çünkü Ramazan Allah-u Teala, biraz önce hocamızın, Mustafa hocamızın okuduğu ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi, aslında oruç ibadeti bütün ümmetlerde var. Ama tabi ümmeti Muhammed'de bizde çok daha özel anlam ifade etmiş. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de Ramazan orucu farz kılındı ki لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ takvaya erişesiniz. Yani orucu biz Allah için tutarız, Allah rızası için tutarız. Niyetimizi Allah için yaparız, fıkıh şartlara riayet ederiz, tutarız. Ama bir de kemalat açısından orucun bizi ulaştırmak istediği yer neredir? Bir takvadır, takva zırhına bürünmemiz gerekiyor. Ki onu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani yemeği, içmeyi sadece terk etmek olmadığını, aynı zamanda elimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı, söz ve davranışlarımızı, eylemlerimizi günahlardan korumak olarak ifade ediyor. Ramazan'ın en önemli ibadeti, Ramazan'a mahsus oruç ibadettir. Oruç ibadeti de nedir? İmsak vakti ile iftar vakti arasında niyet ederek Allah rızası için yemeği, içmeyi ve aile ilişkisi, karı koca ilişkisi anlamında, özel anlamdaki beraberliği terk etmek fıkıh anlamda oruçtur. Ama orucun bir de kemalatı açısından da biraz önce söylediğim gibi
Yani davranışlarımıza da, vücudumuzun bütün organlarımıza, hatta zihnimize, gönlümüze bile ne yaptırmak? İmsak yaptırmak, imsak bilincine ulaşmak, günahlardan korunmak. Ramazan deyince oruç ibadeti akla gelir. Oruçla beraber orucun bir sünneti değil ama Ramazan ayının bir sünneti olan teravih namazı vardır. Yani Ramazan'a mahsus bir ibadettir. Evet. Sünnet-i müekkededir. Bu da yine önemli. Elbette Ramazan deyince Kur'an akla gelir. Çünkü Allahu Teala yani Kur'an-ı Kerim hayatın kitabıdır. Her zaman okunması gerekir ama Ramazan'da çok daha bir özel anlam ifade eder. Rabbimiz Ramazan'ı değerli kılanın da aslında Kur'an-ı Kerim'in kendisi olduğunu bize haber verir. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an'ın indirildiği ay. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Ramazan ayını 11 ayın sultanı yapmıştır. Biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da o meşhur uygulamasını biliyoruz. Sahabe-i Kiram diyor ki Efendimiz çok cömertti. Cömertlik de sınır tanımazdı. Ama Ramazan ayı geldiği zaman da yağmur yüklü bulutlardan o rahmet bulutları ne yapar? Ölü bölgelere Allah'ın rahmetini yağmura ulaştırmak için çok hızlı eser. Ona benzetiyor. Efendimiz çok cömertti diyor. Cömertlikte de Ramazan'da sınır tanımazdı. Cebrail'le karşılaştığı ve karşılıklı Kur'an'ı okudukları zaman da cömertlikte sınır tanımazdı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hayatın kitabı her zaman okunur ama Ramazan'da özel anlam ifade eder. Mukabeleler bunun için vardır. Belki ayrıntısına bunun gireceğiz. Kur'an o yüzden gece gündüz bizde de, memleketimizde de, İslam aleminde de, Balkanlarda. Mesela Balkanlarda ben Üsküp'te bulundum. Oradaki dostlara da buradan selam ediyorum. 2006-2007 yılında orada vazifemiz oldu. Daha Recep'i ayının başlar başlamaz mukabeleler başlar. Muratpaşa Camii'nde özellikle evet, Muratpaşa Camii'nde. Ben de acizane 90'lı yıllarda ilahiyattan sonra burada İmam Hatiplik görevi nasip oldu bize de Çeliktepe Merkez Camii'nde. Maşallah. Biz de camimizde Recep ayında mukabeleyi başlatırdık. Yani ne sadece güzel. Ramazan ayında değil. Bir de Sayın Hocam Ramazan'da tabii iftar ve sahur yine çok önem ifade eder. İftara ayrı bir değeri var. Belki bunlara daha sonra gireceksek fazla zaman almasın. Sahur, ayrı bir ibadet hassasiyetiyle yapmamız gerekir değil mi efendim? O zaman diliminde öyle geçirmemiz gerekir. Çok önemli. Gerekir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allahu Teala her iftar saatinde cehennemden azat ettiği Allah'ın kullar vardır. Evet. Çok önemli bir müjde. Ve bunu Ramazan boyunca her akşam, her gece yapar. Bakın İftar saati o kadar önemli ki yani Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlarla beraber o iftar sevincini yaşarken bunun farkında olursak, bunun bilincinde olursak zikirle, evet. tefekkürle Rabbimizin affettiği kullar arasına gireriz. Bir de sevgili Peygamberimizin duası var biliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu iftar sofralarında da bunu yapalım inşallah. İnsanlarla topluca iftar ederken buyuruyor ki اَفْتَرَ عِنْدَكُمُ السَّائِمُونَ. Yani yanınızda oruçlar iftar etsin. Bakın oruçlunun bizimle beraber, oruçlarla beraber iftar etmek o kadar önemli ki sevgili Peygamberimizin duasına giriyor. Ve ekele ta'amekum lebrar. Allah'ın salih kulları da sizin yemeğinizi yesin, sofranıza otursun. Burada da ikram etmenin, iftar yemeği vermenin. Bir de vesallet aleykumul melaike. Melekler de size dua etsin diyor. Melekler de aranıza girsin. İşte Ramazan'a mahsus bu iftar. Elbette diğer zamanlarda da oruç tutarız, iftar ederiz ama Ramazan yine sahur. Bakın sahur. Tesahharu fe inne fis sahuri bereketen. Biraz önce Salih Bey hocamız o berekete güzel vurgu yaptılar. Yani sahura mutlaka kalkın diyor. Sahurda bir bereket vardır. Yine Ramazan'a mahsus. Hocam tabii, lafınızı kesiyorum. Hakkınızı helal edin. Sahura kalkın ifadesi. Şimdi hani görev gereği gün boyu programa hazırlanıyoruz vesaire. İstirahat ediyoruz. Lakin orada uyku hadisesi olmuyor. Evet. Yani sahura kalkmış olmuyoruz açıkçası. Çünkü yatmıyoruz. Yani bir programda olduğumuz için ama Rabbimiz biliyor. Biz gece boyunca değerlendiriyoruz zaten. O sahuru da yaşıyoruz. Eyvallah. Gecenin her saniyesini Allah'ın izniyle değerlendirmiş oluyoruz. Eyvallah, eyvallah. Yani sahura kalkmak. O bereket kavramı da çok enteresan. Bereket deyince sadece maddi yönden bir artış değil. Sadece işte maddi gücün, ekonomik gücün artışı değil. Gönül huzurunun olması, aile huzurunun olması,
gönlümüze ferahlık gelmesi, yani manevi kazanımlarımızın da artması anlamında çok önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona da teşvik ediyor. Tabii evet. O saatte kılınacak teheccüd namazları değerli kardeşlerimize mutlaka tavsiye ediyoruz. Hani Ramazan'a mahsus dediğiniz için ben genel bir çerçeve çizmeye çalışıyorum değerli hocam. Şimdi Efendimizin yine bir hadisi var, buyuruyor ki Allah gecenin üçte biri olduğu zaman, son üçte biri geldiği zaman o seher vakti, imsak vaktine doğru, imsak vaktinden önceki o vakti işaret ediyor. Allah-u Teala yeryüzü semasına rahmetiyle tecelli eder. Çağrı yapar. Yok mu dua eden duasını kabul edeyim? Yok mu şunu yok mu isteyen vereyim? Yok mu af dileyen mağfiret edeyim? Yok mu şifa isteyen şifa vereyim? Rabbimizin rahmet çağrısı aslında sadece gecenin o saatinde değil, Ramazan'ın gecesinde, gündüzünde her zaman devam ediyor. Dolayısıyla her saniyesi çok kıymetli. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Sahi hocam, Muhsin hocamın ifadeleri hakikaten bizi öyle güzel bir noktaya getirdi ki, hakikaten Ramazan'ı anlayabilmemiz için asıl saadete doğru bir yola çıkmamız lazım. Her şeyin güzelliği o dönemde yaşanmış ve o örneklikle biz hayatımızı devam ettiriyoruz ibadet yönüyle. Hatta bütün hayatımızı o şekilde devam ettirmeye gayret ediyoruz. Asıl saadet devrindeki Ramazan'dan böyle birkaç dakikada sizden istifade etsek, sonra bir eser ikram etsek sizlere efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün kardeşlerimize selam ediyorum. Mevla gecenin bereketinden istifade edebilmek bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Ramazan dediğimizde aslında etimolojik olarak ben öncelikle bir değerlendirmek istedim. Arkadaşlarımız değerli hocam konumuz şudur dediklerinde kavram kavram zihninde önce oturtmak istedim. Ramazan'a mahsus ibadetler. Ramazan ne demek? Mahsus deyince ne kastediyoruz? İbadet deyince neyi ifade etmek istiyoruz? Şöyle kaynaklarımıza baktığımızda Ramazan kelimesinin Ramat kökünden ya da Ramda kökünden geldiğini görüyoruz. Arapçadaki Ramat ifadesinden baktığımızda kavurucu ateş anlamına geliyor. Ve İslam alimlerimizin aslında insanın günahlarını, isyanını, hatasını yakıp kavuran, yok eden anlamına geldiğini, aslında Ramazan mevsimiyle beraber, Ramazan ayı ile beraber insanın bütün o olumsuz özelliklerinin, o kavurucu ateş, güneşin kavurması, ateşin kavurmasıyla beraber yok olup gitmesi ve kendine gelmesi anlamına geldiği vurgulanıyor. Özü muhafaza ederek gayriyi tamamıyla ortadan yok etmek. Ramda kökünden gelmesiyle ilgili kanaatlere baktığımızda ise o da Arapçada yaz sonunda sonbaharın gelişiyle başlayan yağmuru ifade ediyor. Yeryüzündeki tozun, toprağın o yağmur vesilesiyle temizlenmesini, insanların buna yola çıkarak ruhlarındaki kirlerin, pasların temizlenmesini ifade ettiğini zikrediyorlar mecazen ve aslında Ramazan'ın hem o kavurucu ateş anlamıyla hem bahar yağmuru anlamıyla insanın gönül dünyasını, gönül iklimini sıfırlayan, kendine, kendi özüne, kendi benliğine kavuşmasını sağlayan bir ehemmiyet taşıdığı ifade ediliyor. Aslında kendimizi hatırlatma, kendi benliğimizi, bizi hatırlatma mevsimi olduğunu görüyoruz. Ramazan kelimesini zihnime oturtmamın ardından, peki dedim hani mahsus bir has kılınmış, Ramazan'la ilgili olma anlamına gelir. Peki ibadet ne kastediyoruz? Değerli Muhlis Hocam, özellikle Ramazan dediğimizi aklımıza gelen oruç, sahur, iftar, teravih, itikaf ibadetlerimize ilgili bilgileri bizlere aktardılar ama ben biraz daha genelleştirerek ibadet, abd oluşumuz, kul oluşumuz, kulluğumuzun gereğini yerine getirişimiz. Acaba Yüce Rabbimiz burada bizden belirli formlarla namaz, hac, zekat, oruç gibi belirli şekillerle yaptığımız ibadetler var ama İslam'ın özünde nasıl bir ibadet anlayışı var, nasıl bir kulluk anlayışı var diye kendimi sorguladığımda insanların ve cinlerin yalnızca Allah'a ibadet etmek üzere, bütün yaratılmışların ancak ibadet etmek üzere yeryüzüne gönderilmiş olması, yaratılmış olması üzerinden ve ma halaktül cinne vel insa illa vurgusuyla baktığımızda nasıl Allah'a kulluğumuzun gereğini yerine getirebiliriz sorusunu merkeze aldığımda kaynaklarımıza, temel hadis kaynaklarımıza, Kur'an-ı Kerim'de aslında abd oluşumuzun
temel vurgusunun öncelikle Mevla'ya iman ile şekillendiğini, ardından bu imanın gereği olarak ise hayatımızın her anının, her saniyesinin ibadet bilinciyle şekillenmesiyle ancak anlamlı kılındığını gördüm. Ve şunu sordum, aslında bu program bizim açımızdan da çok ciddi derecede bir katkıyı da bir taraftan sağlamış oluyor. Kendi kendimizi bir sorgulayarak hareket etme imkanı da veriyor. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında ne kadar Ramazan tecrübesi var ve yıl yıl acaba Efendimiz nasıl bir Ramazan tecrübe etti? Biz zaman zaman gerek basın yayın yoluyla gerek farklı iletişim kanallarında sanki hayatın içerisinden koparak, hayattan bir kenara çekilip bir uzlet hayatıyla tamamıyla bir manevi mevsimi yaşamak gibi bir idealin önümüze konulduğunu görüyoruz. Acaba Efendimiz böyle bir Ramazan modeli mi inşa etti diye kendime sordum. Ve kaynaklarımızı şöyle bir taramaya başladım. Acaba yıl bazında nasıl bir sürecimiz gerçekleşti? Asr-ı saadet dediniz ya. Ramazan-ı Şerif'in, orucun farz kılınışı, Ramazan-ı Şerif'in birebir tecrübe edilmeye başladığı dönem Medine dönemidir. Hicret gerçekleşmiştir. Hı hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etmişlerdir. Yaklaşık 18 ay sonrasında kıble Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru yönlendirilir. Artık müminler Kabe-i Muazzama'ya dönerek namazlarını kılmaya başlarlar. Akabinde hicretin ikinci yılında oruç tutmak Müslümanlara farz kılınır. Biraz evvel değerli hocamız bizlere okudukları Aşr-ı Şerif'te gönlümüzü ferahlatırken tam da bu vurguyu önümüze koydular. Her mümin için aslında orucun farz kılınışı hicretin ikinci yılında. Ve işte Ramazan hicretin ikinci yılında tecrübe edilmeye başlanılıyor. Ve sorduğum soru şu, önce ibadet kavramını sordum kendime, ardından acaba Efendimizin hayatında Ramazan nereye oturuyor idi? Ramazan ya da Peygamberimizin kişiliğinde, kimliğinde, Müslümanların örnekliğine nasıl bir formatla sunuluyor idi sorusunu sorduğumda karşıma çok ilginç bir fotoğraf çıktı. Hicretin ikinci yılı Müslümanlar için bir dönüm yılı aynı zamanda Medine'de. Hı hı. Bedir var, Bedir Muharebesi var. Biz Ramazan'ı zikrettiğimiz ibadetlerle kenara çekilerek biraz daha belki bir uzet hayatı gibi bir taraftan algılarken Efendimizin ashab-ı kiramla beraber 305 sahabeden 305 kişiyle birlikte Bedir'e doğru yolculuğa çıktığı günlerin Ramazan'ın 17'si olduğunu görüyoruz. Yani Efendimiz bu ay Ramazan ayıdır. Şöyle kenara çekilelim. Sadece orucumuzu tutalım şeklinde bir uzet hayatını değil. Medine'ye geldik, devletimizi inşa ediyoruz, rahattayız vesaire diyerek değil. Bir mücadeleyi, hayat evet. İman ve cihattır, cihattan ibarettir vurgusunu merkeze alarak, iman ve cihadın birleştiği fotoğrafı önümüze koyarak Bedir'i Ramazan'da tecrübe ettiğini görüyoruz. Ve müminler ashab-ı kiramla birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Muharebesini 17 Ramazan'da tecrübe etmeye başlar. Peki akabinde nasıl bir süreç gerçekleşir diye baktığımızda Medine'ye dönüşü Peygamberimizin 27 Ramazan'dır. Geldiğinde bir hüzün mevsimi vardır. Kızı Hazreti Rukiye'nin vefat haberini Peygamberimiz orada alırlar. Ramazan deyince öyleyse o zaman biz biraz daha kendimizi sorgulamalıyız sorusu cevabını burada kendi önümde buldum. Çünkü kaynaklarımıza baktığımızda biz tamamıyla kenara çekilerek hayatın yükünden uzaklaşarak bir Ramazan olgusunu taşıma sorumluluğuyla yükümlü olmadığımızı görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimizdir. Ahzab suresinde Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ يُسْفَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz müminler için Allah Resulü'nün en güzel örnek olduğunu, üsve-i hasene olduğunu vurguluyorlar. Ve biz bu güzel örnek oluşu her adımda önümüze alıp ben bir mümin olarak, bir Müslüman olarak nasıl yaşamalıyım sorusunu da kendimize sorarak değerlendirmemiz gerektiğinden Efendimizin buradaki
Ramazan tecrübesini, yani ilk Ramazan'ına hele baktığımızda bize yeniden dirilecek, kendi benliğimizi, kendi kişiliğimizi, kendi karakterimizi yeniden inşa edecek. Ben de bu Ramazan'da kendi Bedrimi yaşıyorum diyecek. Ben Allah'ın haram kıldıklarına karşı kendi mesafemi koyarak, haramlardan helallere hicret ediyorum diyerek. Çünkü Efendimizin bir muhacir tanımlaması var. El-muhaciru men hecera ma nehallahu anh diye ifade eder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhacir bir ülkeden bir başka ülkeye hicret eden değildir sadece. Suriye'den ülkemize gelmiş olan kardeşlerimiz değildir. Mekke'den Medine'ye hicret eden değildir sadece. Bugün muhacir, içinde yaşadığımız dönem açısından baktığımızda Allah'ın haramlarından helallerine hicret edendir. Öyleyse Ramazan tam da o kavurucu ateş anlamıyla, tam da o rahmet yağmurunun bizdeki kiri pası uzaklaştırması anlamıyla, aslı saadetteki Ramazan nedir diye sorduğumuzda kendimize gelişin, dirilişin ve hayatın bütün sorumluluklarıyla beraber bu ifade ettiğimiz ibadetlerin bir şekilde somutlaştırılmasının nişanesidir diye ifade etmek mümkündür diye cevap vermek isterim. Eyvallah Sahil Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Muhriz Hocam, bir kısa müzik arası verelim, bir eser ikram edeyim sizlere ve değerli seyircilerimize. Eyvallah. Ardından Salih Hocam'ın sözlerinden sonra gönlümdeki beliren en güzel, en daha doğrusu önemli tanım olan ihlas tanımı üzerine oruç ibadetini bununla birleştirecek şekilde birazcık devam edelim diye arzu ediyoruz hocam. İnşallah. Buyurun Üstadlar.
Bazen bir musiki eseri insanın vücut iklimini değiştiriveriyor Salih Hocam. Hakikaten eser öyle güzel bir anda, öyle güzel bir insanın gönlü tarafından, yani sadrından, satırlarına nakşedilmiş ki ifadeler özetliyor aslında. Evet. Saladır mümine gelsin evet. diyor mesela. O saladaki mana çok farklıdır yani. O salanın aslında manasını idrak etse mümin, bütün bir ömrünü o kelime üzerine inşa edecek olsa doğruyu yapmış olur aslında. Çünkü her anını, her halini bütün hassasiyetiyle birlikte aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e yaslamış olacak bir yönüyle. Çünkü örnek odur, örnek odur. Bizim hocamız odur, öğretmenimiz odur. Nihayetinde bu hassasiyetleri birazcık daha fazla özümsemiş oluyoruz Ramazan ayında ki bundan dolayı da hakikaten bahtiyarız. Müminler olarak, bereket vakti izleyicileri olarak hep birlikte. Efendim, oruç ve ihlas bir yönüyle hayatımızı şekillendirmeye tabiri caizse namzet bir ay ve onun içerisinde şekil alabilmek için kendisini ihlas kavramına yaslamak zorunda olan kullar. Bu iki kavram arasındaki ilişkiyi nasıl izah edersiniz bize efendim? Elbette. İbadetin özü ihlastır, muamelatın özü adalettir, öyle dersek. İbadetin özü yani, ihlas, hocam, muamelatın özü adalettir. Aslında hayat genel anlamda, Salih Bey'in de biraz önce vurguladığı gibi bütün alanlar ibadettir. Ama formel anlamda, özel anlamda ibadet deyince belli ibadetler akla geliyor. Muamelat da bütün davranışlarımız, aile hayatımızdan ticari hayatımıza, sosyal, siyasi, iktisadi hayatımız hepsinin özü de adalettir. Yani bütün bunları ihlas ve adalet temelli olarak hayatımızı inşa ettiğimiz zaman Rabbimizin razı olduğu kul oluruz inşallah. İnşallah. Tabii sorunuza gelince üstadım, şeyde oruçla ihlas arasında çok önemli bir bağ var. Hani oruç benim içindir, sevabını ben veririm diyor Rabbimiz. Diğer ibadetlere riya karışabilir. Eğer bir ibadette, bir hayırda, bir hasenatta riya varsa, gösteriş varsa Allah katında onun bir değeri olmaz. Süfyan-ı Sevri'nin güzel bir sözü var, benim çok hoşuma gider. Der ki söz kabul edilmez amel olmayınca, amel kabul edilmez ihlas olmayınca, ihlas da kabul edilmez Kur'an ve sünnet uygun olmayınca. Sözümüzün kabulüne bağlı güzel. Onu salih amellerle desteklemeye. Elbette. Peki amellerin Allah katında değer ifade etmesi neye bağlı? İhlasa. İhlas nedir?
Yaptığımız her şeyi sırf Allah için yapmak. Dünyevi bir menfaat çıkarı değil, gösteriş riya değil. Ama ihlasla yapılan ibadetlerin, amellerin kabulü de yine Kur'an ve sünnetin ölçüsüne uygun olması gerekir. Bazı iyi niyetli kardeşlerimiz kendilerine göre ihlasla, samimiyette bazı şeyler yapıyorlar. Diyelim ki belli günlerde, gecelerde, Kur'an'da, sünnette yer almadığı halde işte şu kadar, şunu yapılacak, bu yapılacak ama yok, Allah Resulü'nün örneğinde yok. Bu nedir? Kur'an ve sünnette dayanmadığından dolayı bu da kabul olmaz. Yani ihlas olacak ama ihlas da Kur'an ve sünnete dayanacak. Hani sevgili Peygamberimize 3 tane genç geliyor ya, malum meşhur bir örnektir. Biri diyor ki ben hiç evlenmedim, evlenmeyeceğim. Biri diyor ki ben evliyim ama sabaha kadar hiç yatmıyorum, ibadet ediyorum. Biri de diyor ki her gün oruç tutuyorum. Allah Resulü bunları duyunca diyor ki hayır diyor. Bakın ben sizin örneğinizim diyor. Ben evleniyorum, çoluğum çocuğum var, sabaha kadar namaz kılmıyorum, gece namazım var ama her gün de oruç tutmuyorum. Oruç Ramazan ayında farzdır. Ama onun dışında belli günlerde Allah rızası için oruç tutulur. Tabii dolayısıyla yaptığımız her şeyin Kur'an'a ve sünnete dayanması ama Allah rızası için yapılması gerekir. Evet. Oruç ibadetinin diğer ibadetlerden farkı budur. Yani Allah korusun, Rabbim hepimizi riyadan, gösterişten korusun. Namaz kılarken insan farkında olmadan riya yapabilir. Hani gösteriş için namaz kılanları da yine Allah-u Teala uyarıyor bu konuda, evet, Kur'an-ı Kerim'de. Zekat verirken farkında olmadan, hayır yaparken kişi riya yapabilir. Ama oruçta riya olmaz, gösteriş olmaz, ihlas olur. Neden? Hele uzun günlerde sabahtan, imsak vaktinden, iftar vaktine kadar kişi akşama kadar aç ve susuz kalması ne demektir? İstese kimsenin görmediği yerde gidip yiyip içebilir ama yapmıyor bunu. İşte burada tam manasıyla oruçla ihlas bağdaşıyor. İhlas da bu ibadetler yapılıyor. Allah-u Teala da فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسَ لَهُ الدِّلِ. Yani dini sadece Allah'a has kılarak ibadet ve kulluk et diyor. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Salih Bey'in işaret ettiği konuya da bir katkı anlamında. Hakikaten inançla ibadet, hı hı, ibadetle muamelat, hı hı, muamelatla ahlak bütünlük arz etmedikçe Allah'ın sevdiği kul olamayız. Bizim mutlaka imanımızın, ibadetlerimiz imanımızın yansıması olacaktır. İbadetlerimizin de bir meyvesi olacak, muamelat ve ahlak. Hani İbrahim suresinde Allah-u Teala o ayeti kerime benim hep dikkatimi çeker, imanımızı şöyle benzetiyor. Bütün kardeşlerimizle paylaşmak isterim. Elem tera keyfe daraballahu metelen kelimeten dayyibeten keşeceratin dayyibetin. Allah-u Teala kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti, imanımızı güzel bir ağaca benzetiyor. Görmez misiniz o ağaç ne yapar? Esluha tabitun ve fer'uha fissema. Kökü yerin derinliklerine doğru geçmiş, gövdesi ve dalları da gökyüzüne uzanmış. Peki ne yapar böyle bir ağaç? Tü'ti üküleha küllahinin bi'idini rabbiha. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Rabbimiz bizden bunu istiyor. Öyle bir imana sahip olacağız ki imanımız çok derin olacak. Kalbimizin derinliklerine yerleşmiş olacak. İhlasla, samimiyetle o iman temeli üzerine ibadetleri bina edeceğiz. Ama ibadet deyince de sadece namaz, oruç, hac, zekat, kurban gibi ibadetlerle sınırlı görmeyeceğiz. Bunlar formel ibadetler, hayatı inşa eden ibadetler ve bunun üzerine ne olacak? Bu imanımız ve ibadetimiz ticarette dürüstlük olarak yansıyacak. Aile hayatında şefkat, merhamet, adalet olarak, komşu hakkı olarak, kazançta helal duyarlı olarak. Bireysel düzeni sağladığı gibi toplumsal düzeni de sağlayacak. İşte böyle bir iman istiyor Rabbimiz. Bütün tabii bunların temelinde de ihlas var. Hocam o halde nefis terbiyesiyle alakalı yönünü de burada zaten sizden işitsek. Öyle bir hal içine bürünüyoruz ki aslında elbette Ramazan ayı bazı hususların tekrar edilmesinin hayırlı olduğu bir ay. Evet. Bunu da şunun için söylüyorum. Elbette Ramazan ayında biz birçok konuyu birçok kez konuşacağız. Yani tekrarında hayır olması hasebiyle. Çünkü yerleşsin 11 ayda da hatırlamamız ve uygulamamız lazım. Ramazan ayı içerisinde insanın öyle bir haleti ruhiyesi oluyor ki sanki yahu kardeşim bana bugün dokunmayın. Yani ben oruçluyum. İşte şöyle yani kastım şu, oruç tutuyorum, çok asabiyim, bana yanaşmayın. Yanar, sen evet, yanarsın. Yani işte huysuz bir adam oluveriyorum, lütfen benim yanıma çok fazla yaklaşmayın. Ben orucum vesaire, bu
yönde kendisini tanımlayan kişiler oluyor. Ama diğer tarafta bakıyorum ki sahir zamanda çok asabi bir yapıya sahip olan kişi tabiri caizse lokum gibi oluvermiş oruç tutmaya başlayınca. Bu yönü itibariyle oruç ibadetini nefis terbiyesiyle ifade edecek olursak, birleştirecek olursak neler söylersiniz hocam? Son derece önemli bir soru Necip Bey, bu sorduğunuz soru. Aslında zaten konuşmamın başında birinci bölümde de ifade ettiğimiz gibi fıkıh anlamda her ne kadar oruç yemeyi, içmeyi, cinsel beraberliği terk etmek ise de kamil anlamda Allah'ın ve Resulünün bizden istediği oruç nedir? Orucun hayatımızı düzenlemesidir. Evet. Yani elimiz, dilimiz, oruçlu Müslümanın elinden, dilinden insanlar emin olacak. Bir kere öfke kontrolü son derece önemli. Allah-u Teala muttaki kullarından bahsederken onların vel kâzimînel gayza vel âfîne aninnâs, yani cennetlik kullardan, takva sahibi kullardan, onların özelliklerinden bahsederken onların en önemli özelliklerinden birini de öfkelerini kontrol ederler. Öfkelerini yutarlar. Yani öfke kontrolü. Frene basmasını bilirler ve insanları da affederler. Yani ben oruçluyum diye eğer çevremdeki insanlarla en ufak bir problemde eğer onların gönlünü kıracaksam, onları inciteceksem veya trafikte akşam bilhassa büyük şehirlerde, İstanbul'da da bu çok yaşanıyor. Tam iftar vaktinde böyle trafik sıkışıklığında en ufak bir şeyde hemen kalkıp dışarı çıkıp kavga eden insanları görüyoruz böyle büyük şehirlerde. Ya bunlar oruçlu bir Müslümana asla yakışmaz. Yani ihlasla ilgili sorduğunuz soruya tekrar dönecek olursak, sevgili Peygamberimizin Ramazan'la ilgili çok gerçekten müjde ifade eden 3 tane hadisini paylaşmak istiyorum. Birisi men sâme ramazâne imanen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zenbihi. Bakın burada da kim inanarak ve sevabını, karşılığını sırf Allah'tan bekleyerek. Yani başkalarına ben oruç tutuyorum, ben ibadet ediyorum demek için değil. Sırf karşılığını Allah'tan bekleyerek orucu hakkıyla eda ederse geçmiş günahları bağışlanır diyor. Bu nedir? Günümüzde tutacağımız oruçların ne kadar önemli olduğunu, günahlarımızın affına vesile olacağını ifade ediyor. Ama burada bu hadisleri, affla ilgili, mağfiretle ilgili ayetleri, hadisleri biz ifade ederken şu vurguyu yapıyoruz. Yani üzerimizde kul hakkı varsa bunun sadece tuttuğumuz oruçla affedilmeyeceğini bileceğiz. Mutlaka hak sahiplerine haklarını ödeyeceğiz. Bir de oruç tutarken, Allah'tan af dilerken, mağfiret dilerken, bir de kul hakkına girersek, kalp kırarsak o zaman elde ettiğimiz orucun sevabını başkalarına vermiş oluruz. Hani Efendimizin burada sorduğunuz soruna cevap teşkil etsin diye şu hadisi de bildiğimiz hadis ama Efendimiz hani müflis kimdir diye sorduğu zaman malını, mülkünü, sermayesini kaybedendir. Ama Efendimiz buyuruyor ki hayır, asıl müflis bu değil. Allah'ın huzuruna namazıyla, orucuyla, haccıyla, zekatıyla gelir. Ama kimine sövmüş, kimini dövmüş, kiminin namusunu kirletmiş, kiminin canına kıymış. Hak sahipleri gelirler. Allah'ın huzurunda hesaplaşırlar. Ne yapacaklar? Nasıl bu formel anlamda, özel anlamda ibadetlerini yaptığı halde hak duyarlılığına sahip olmadığından dolayı, efendim öfke kontrolüne sahip olmadığından dolayı, eliyle dili insanlara zarar verdiğinden dolayı zalim olmuş insanın karşısına geçerler. Nasıl ödeşecekler? Namaz sevaplarını alırlar. Oruç gider, hac gider, zekat gider. Bakın yani bu mübarek günlerde, aylarda elde ettiğimiz sevapları kaybetmemek için, kıyamet gününde bunları başkalarına vermemek için de kul hakkına dikkat etmemiz gerekir. Efendimizin o diğer hadislerini de paylaşayım müsaadenizle. Men kâme ramazâne imanen ve ihtisâben, yine kim Ramazan'ın gecelerini, ki burada teravih namazı özellikle kastedilmektedir. Teheccüd namazı da bu kapsama girer. Yani kıyamül ley deniliyor. Yani geceyi böyle hep uyuyarak değil, uyanık geçirerek, gündüzü ibadetle, taatle, efendim hayatını Müslümanca değerlendirerek geçirip sevap elde ettiği gibi gecesini de efendim teravih namazını hakkıyla eda ederek, teheccüd kılarak, Kur'an okuyarak, zikir yaparak değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. Onun için Ramazan'ın her saniyesi çok kıymetli. Gece gündüz ibadet yoğun bir mevsim. Ama bunları yaparken dikkat edeceğimiz husus, her şeyde ihlas, bu önemli. Elbette. Bir de asla biz ibadet ediyoruz diye başkasının hakkını ihlal etmeye hakkımız yok. Bakın elbette, çok önemli. Yani bizim özgürlüğümüz, hürriyetimiz
başkasının hakkına tecavüzü şey yapmaz. Orada özgürlüğün de hürriyetin de bir sınırı vardır. Başkalarının hakkının ihlal noktasına geldiği zaman frene basmasını bileceğiz, sabretmesini İbadet bileceğiz. İbadet ederken birilerine eza ve cefa vermemeliyiz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani biz Allah'ın huzuruna namaza geçerken bile Necip Bey ne yapıyoruz? Hadesten taharet, necasetten taharet. Maddi kirlerden arınıyoruz, tabii, manevi kirlerden. Tabii. Neden? Hakkın huzuruna temiz çıkmak için. Ama ben burada hep hatırlatıyorum, burada da yine bir kez daha söylemek istiyorum. Hani Rabbimiz buyuruyor ya, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ. Yani ibadet öncesi, namaz öncesi maddi manevi kirlerden arınıp Rabbinin huzuruna girip, geçip niyet edip, tekbir alıp, zikir yap, Allah'ı zikredip hakkıyla namazını kim kılarsa, ibadetini eda ederse قَدْ اَفْلَحَ, mutlaka dünya ahiret mutluluğuna erişmiştir. Biz şimdi elbisemizi temizliyoruz, abdestimizi alıyoruz. Ama midemizle haram lokmayla hakkın huzuruna çıkarsak temizlenmiş oluyor muyuz hakkıyla? Veya abdest aldıktan sonra daha Allah'ın huzuruna geçinceye kadar gıybet ediyorsak, dedikodu yapıyorsak, iftira ediyorsak, gönül kırıyorsak, başkalarını incitiyorsak, zalim olarak Allah'ın huzuruna geçtiğimiz zaman o ibadetten beklenen sevabı elde edemeyiz. Namazda da böyledir, oruçta da böyledir. Evet. Dolayısıyla her şeyi ihlasla yapmak, muhakkak, riyadan gösterişten kaçınmak ama nefsimizi de terbiye etmek zaten bakın söz söz açıyor ama bunu da müsaadenizle ifade edeyim. Salih Hocam'a ki, geçeceğim bir nokta var. Ramazan oruç, onu toparlamaya çalışıyorum. Aynen öyle. Şunu söyleyeyim. Eyvallah. Oruç nefsi terbiye eder. Ruhu tezkiye eder. Şeytanları hayatımızdan tasfiye eder. Nefsi ne yapar? Terbiye eder. Sorduğunuz şekilde. Çünkü Allah için aç ve susuz kalıyoruz. Nefsimizi açlıkla terbiye ediyoruz. Sabır eğitimi alıyoruz. Nefsimizi terbiye eder. Ruhumuzu tezkiye eder, günahlardan arındırır. Çünkü biz farkında olmadan aslında bütün aylarda, günlerde dikkat edeceğiz ama Ramazan'ın dışında işlediğimiz o kadar günahlar var ki Allah korusun. Yalandır, iftiradır, dedikodudur, gıybettir, kul hakkı ihlalidir. Maddi manevi neyse yaptığımız şeyler. Onlar hani Efendimiz buyuruyor ya, kul bir günah işlediği zaman kalbinde, gönlünde lekeler oluşur. Tevbe etmezse öyle kuşatır ki onun kalbi taşlaşır, şefkat, merhamet kalmaz. Ruhu da adeta manen kirlenir. İşte tuttuğumuz oruçla ruhumuzu, gönlümüzü, kalbimizi de günahlardan arındırırız. Bir de biz açlıkla nefsimizi terbiye edince şeytan üzerimizde tasarruf edemez. Şeytanlar da hayatımızdan tasfiye etmiş oluruz. Onun için Efendimiz buyuruyor ki Ramazan ayı geldiği zaman cennet kapıları sonuna kadar açılır müminler için. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar da zincire vurulur. Çünkü şeytan artık Müslümanı oruçta Müslümanı tuzağa düşüremez. Cehennem kendine müşteri bulamaz. Cennette oruç tutan müminleri davet eder. Rabbim bu hedeflere bizi ulaştırsın inşallah. İnşallah, inşallah muhterem hocam. Sohbetinizin bir yerinde Hazreti Yunus gönlüme geldi. Salim hocam diyor ki Hazreti Yunus, bir gönül kırdın ise, eğer gönül kırdın ise şu kıldığın namaz değil. Bu kadar hassas olunacaksa eğer ibadetlerde, zaten sizin ifade ettiği o hani Bedir Harbi'ne getirdiniz, evet. Bedir Harbi'nin Ramazan-ı Şerif içerisinde olduğu, peşi sıra bir hüzün döneminin yaşandığı ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin inşa ettiği öyle bir dünya var ki ayet-i kerimeler evet. ışığında, o dünya içerisinde Ramazan öyle bir noktaya yerleşiyor ki hakikaten Hazreti Yunus'un ifadesi gibi insan gönül kırmamayı öğreniyor. Namaz ibadetinden sahih zamanlarda aldığı huşudan, lezzetten daha fazla bir lezzet ve huşu alıyor. Ve ifade ettiğiniz çok önemli bir nokta, insan hakikaten kul olduğunu anlıyor bu ay içerisinde. Ve kulluğun bilincine erebilmek için bazı merhaleler geçmesi gerekiyor. Eğer kendisi kul ise diğer kulların farkına varıyor. Evet. Ve kendisini o kulun yerine koymayı öğreniyor. Sonra Allah-u Teala'nın gördüğünü bilerek, hissederek ibadetlerini yapmaya devam ediyor. Oruç ibadeti elbette kapalı bir odada olsa bile, bir yemek yeme imkanı olsa dahi yemeyen insanı işte o güzel noktadan alıyor, kemale doğru götürecek o güzel nurlu yol içerisinde çok önemli bir mertebeye oturtuveriyor. Birazcık oruç ibadetinin oruçlu olan insan yönüyle toplumsal temas ettiği diğer insanlara bakan tarafını sizden dinlesek, diğer gamlığı dinlesek, hoşgörüyü dinlesek birazcık hocam, neler söylersiniz? Esasen
Ramazan içerisinde icra ettiğimiz ibadetlerin bütünü, biraz evvel değerli hocam hadis-i şerifleri ifade ettiler. Men kâme ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbihî. Kim Ramazan'ın gecelerini ihya ederse teravihiyle. Evet. Yine bir başka formatta bize nakledilen, bir başka tarih ile gelen men sâme ramazâne îmânen ve ihtisâben. Burada yine orucun bizzat kastedildiğini görüyoruz. Yine bir üçüncüsü var, onu zikretmek adına ikisini tekrar ettim. Men yugim leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma tekaddeme min zenbihi. Esasen baktığımızda bu üç hadisi şerifin ortak bir vurguyu bizim önümüze koyduğunu görüyoruz. Ortaya konulan vurgu iman, hı hı, ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek ibadet etme ufkudur. Teravih, hı hı, oruç ve Kadir gecesinin değerlendirilmesi vurgusu temel hadis kaynaklarındaki tamamında geçen bir ortak vurgu olarak karşımıza gelir ve aslında burada bir karakter inşası vardır, bir kişilik inşası vardır. Peki bu kişilik inşasını hangi temellerle aslında konumlandırıyoruz? Bizim hayatımıza nasıl yansıyor, nasıl yansıması gerekir sorusuna bir cevap aramamız gerekirse, 3. asrın önemli hadis alimlerinden İmam Ebu Davud'un Es-Sünen adlı eseri vardır. Fıkıh hadisleri bir araya getirdi. Yaklaşık 4800 kadar hadis-i şerifi bir araya getirdiği bir eseri vardır. Eserinde hadisleri aktarır ve kendi değerlendirmesi olarak şöyle bir ifade nakledilir İmam Ebu Davud'dan bizlere. Der ki, 4 tane hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere aktarılan. Bunlar dinin özüdür, İslam'ın özüdür. Kişi bu aktardığım kaynaktaki bütün külliyattaki hadis-i şerifleri bilmesinin elbette anlamı vardır ama bu 4 hadisin gereğini yerine getirecek olursa, İslam'ın özünü hayata geçirmiş, Müslüman kimliğine bürünmüş, İslam olmuş, hı hı, bu hı hı, Ramazan mevsimi bağlamında baktığımızda, ayı bağlamında, evet, baktığımızda, evet, o kor ateşle yanlışlarını, hatalarını yakmış, o bahar yağmuruyla onları temizlemiş hale dönüşür. Nedir bunlar diye baktığımızda İlk olarak zikrettiği hadis-i şerif şudur. İnnemel a'mal bin niyat. Ameller. Ve innema likulli imrin ma neva. Ameller niyetlere göredir. Ve kişinin yaptığı her davranışının aslında niyetine göre konumlanacağını bizlere hatırlatan bir beyandır bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Ki bu beyanın hayatımızın her alanında karşılıklı ilişkilerimize, kendimizle ilişkimize, Rabbimizle olan ilişkimize, hayatın her alanını kapsayan bir beyan olması nedeniyle İmam Buhari eserinin ilk hadis-i şerifi olarak bizlere nakletmiştir. Riyazu Salihin'de İmam Nevevi yine hakiza ilk hadis-i şerif olarak bizlere nakletmiştir. Bu hadis-i şerif ile ilgili olarak 18. asrın önemli İslam alimlerinden Şah Veliyullah Dihlevi'nin bir değerlendirmesi var. Der ki, kim bu hadis-i şerife baktığımızda aslında insanın ibadet bilincini, kulluk bilincini nasıl inşa etmesi gerektiğini gösterir bu hadis-i şerifler. Çünkü biz ibadeti sadece zikrettiğimiz namaz, oruç, hac, zekattan ibaret olmadığını ifade ettik. Günün içerisinde ailesinin rızkını kazanmak için emek veren bu, evet, Ramazan'ın belki hem orucun güzelliğini icra ederek bütün benliğiyle hayatına taşıyarak gayret gösteren ama çalışan kardeşlerimiz var. Yolda gelirken arayan bir kardeşimiz vardı. Hocam ben teravihe gidemiyorum. Fırında çalışıyorum. Gece çalışmam gerekiyor. Ne yapacağım? Kılmak istiyorum ama kılamıyorum. Gönlünde cami ile olan bağı var ama icra edemiyor. Ameller niyetlere göredir. İşte bizim hem kendimize olan ilişkimizi, hem Rabbimizle olan ilişkimizi, hem çevremizle olan ilişkimizi belirleyen bir İslam'ın özü olarak ifade edebileceğimiz 4 hadis-i şeriften birisi olarak zikreder İmam Ebu Davud bizlere bunu. İkincisi nedir diye baktığımızda karşımıza bu sefer doğrudan sosyal hayata da müdahale eden bir hadis-i şerifin geldiğini görüyoruz. Kişinin hayatının pek çok noktasını yönlendiren bir hadis-i şerifi zikrettiğini görüyoruz ki min husni islamil mer'i terkühü ma la ya'nihi ifadesiyle kişinin İslam'ının güzelliği boş şeylerden yüz çevirmesidir. Zaman bilincinin
hayatta nasıl kazanılması gerektiğini bizlere gösteren bir hadis-i şerif olarak önümüze konulduğunu görüyoruz. İmam Ebu Davud'un değerlendirmesiyle ki Şah Veliullah Dihlevi diyor ki birincisi ibadetle ilgili bir değerlendirmeydi. İkincisi aslında kişinin kendisine emanet edilen ömür nimetinin kıymetini bilmesi ve etrafındaki insanlarla olan ilişkisini bu bilinç ile şekillendirmesi anlamına gelir. Bu açıdan çok önemlidir diye bir değerlendirmede bulunuyor. Üçüncüsü neydi diye baktığımızda aslında çok sade bir reçetedir bu. Ben iyi bir Müslüman olmak istiyorum. Ramazan vesilesiyle İslam'ımı güzelleştirmek, hayatımı İslam ile anlamlı kılmak istiyorum diyen bir kişi için reçete nedir dediğimize 4 maddelik bir reçete olarak geliyor. Üçüncüsü o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan hadis-i şerif nedir diye baktığımızda burada la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li ahihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Kişinin kendisi için sevdiği bir hususu kardeşi için de artık sevebilme, isteyebilme, murad edebilme ufkuna ulaşmasıdır. Burada sıradan bir isteme değildir kastedilen. Gönülden istemedir. Benim kendi elde ettiğimde sevineceğim bir hususu, kardeşim de elde ettiğinde eğer sevinecek ufku yakalayabiliyorsam, işte burada mümin birbirine karşı, birbirlerinin davranışına karşı hoşgörüyü, fedakarlığı, diğergamlığı, her türlü ahlaki özelliği tam anlamıyla hayatına taşıyabilecek hale gelecektir. Bir son maddeyi daha zikreder İmam Ebu Davud. Burada aslında Yüce Rabbimizin bize belirlediği hayata dair kurallarla ilgilidir ki el haramu beyinun vel helalu beyinun vurgusunu ifade eden hadis-i şeriftir. Haramlar da bellidir, helaller de bellidir. Bir de bunun ötesinde içtihada açık olan, şüpheli olabilecek olan alanlar vardır ki müminlere düşen burada haramlardan kaçınmak, helallerin gereğini yerine getirmek ve o şüpheli olacak alanlardansa uzak durmaktır. İmam Ebu Davud der ki bu 4 maddeyi hayatına geçiren kişi aslında İslam'ın özünü hayatına yansıtmış olur. Niyetiyle şekillendirdiği amelle başlayarak. Çünkü oradan başlar ki Efendimiz de oruçtan bahsederken Efendimizin Ramazan'ından, Ramazan-ı Şerif'i tecrübe edişinden bahsederken de ilk değineceğimiz, değindiğimiz yerdir. Çünkü sahura kalkıldığında niyet edilmesini, sahura niyet edilmesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere salık verir ki burada baktığımızda orucumuzda, namazımızda, bütün ibadetlerimizde, hayatımıza dair bütün alanlarda niyetin esas olduğunu görüyoruz. Çünkü niyet anahtardır değil mi efendim? Yani asıl maksat belki bir haneye dahil olmaktır muhakkak. Lakin bu niyet anahtar gibidir. Açacak bir alete ihtiyaç vardır. Şimdi anahtar dediğinize bir başka hadis-i şerif aklıma geldi. Bir eser okuyacağım yalnız hocam. Onu, eğer kısaca hadis-i şerifi alırsak ondan sonra... ifade edeyim akabinde olmazsa tam çünkü yerine gelmiş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. İnne minen nasi mefatihun lil hayri ve megaligun işşer. İnsanlar içerisinde hayra anahtar olanlar, şerre kilit olanlar vardır. Ve inne minen nasi mefatihun lişşerri ve megaligun lil hayr. Ve yine insanlar arasında şerre anahtar, hayra kilit olanlar vardır. Ve tuğba limen cealallahu mefatihul hayri ileyhi ala ileyhi. Hayra anahtar olan kişilere müjdeler olsun. Eyvallah. Ve veylün limen cealallahi mefatihun lişşerri. Ve şerre anahtar olanlara ise yazıklar olsun. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere aktardığı İslam dininin oluşturmak istediği insan profilinin özünü ifade eder bu hadis-i şerif. Çünkü hayra anahtar olacak, şerre kilit olacak insanlar yetiştirmektir. Böyle bir toplumu oluşturmaktır İslam'ın temel hedefi. Ve Ramazan'ın da hedefi. Ramazan'ın değil hedefi, yani ibadetlerimizin İslam, hedefi. Hayır üretecek, şer üretmeyecek. Şer üretmeyecek. Mevla eyvallah hocam. Hayra anahtar olan, amin, şerre kilit olan insanlardan olabilmeyi,
Amin. Bizlere nasip eylesin Amin inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimize yine devam edeceğiz inşallah. Ama bir eser okuyalım. Eserden sonra geçelim hep beraber. Seher vaktinde hakikaten çok manalı, manidar bir eser olmuş olacak. Buyurun üstadlar. Söyle
Evet, değerli seyirciler, bu gece hakikaten çok keyifli bir sohbetin eşiğindeydik, içine dahil olduk ve Ramazan-ı Şerif'in bizler için ikram ettiği o güzel ibadetlerden, o ibadetlerin manasından, bir yönüyle asr-ı saadette Ramazan-ı Şerif'in yaşantısını Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in örnekliğiyle ikram edişini konuşmaya gayret ediyoruz. Değerli üstadlarımızdan dinliyoruz. İki değerli konuğumuz var. Onların isimlerini tekrar zikrederek sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Dinişleri Yüksek Kurulu üyemiz Doktor Muhlis Akar hocamız ve Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doçent Doktor Salih Keskin hocamızla birlikteyiz. Bizleri şu anda Salih hocam Diyanet Radyo'dan da dinliyor değerli dinleyicilerimiz. Diyanet TV ile bütün dünyaya yayınımız ulaşıyor. Diyanet Radyo ile de ulaşıyor artık. Ve bununla birlikte bizleri canlı yayınlarda, sosyal medya portallarında da takip eden değerli seyircilerimiz var. Hakikaten Ramazan Diyanet TV'de yaşanır, Diyanet TV'de yaşanır diyoruz ki bu çok güzel, manidar bir slogan oldu. Bütün hassasiyetleriyle, bütün yönleriyle Ramazan-ı Şerif'i de konuşmaya, tabiri caizse idrak etmeye gayret ediyoruz. O ifade ettiğiniz son hadisi şerife bir kez daha dönelim ama kısa bir süreliğine. Sonra bir ibadet var ki Muhlis hocam, fidye aslında. Evet. Oruç tutamayan kişilerin tutamadıkları orucun tabiri caizse karşılığı olarak fidye vermeleri söz konusu. Onu birazcık sizlerden dinleyeceğiz. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne minen nâsi mefâtihun lil hayri ve megâligun lil şer. Ve inne minen nâsi megâligun lil hayri ve mefâtihun lil şer. İnsanlar arasında öyle kişiler vardır ki hayrı anahtar, şerre kilittirler. Ve yine insanlar arasında öyle kişiler vardırlar ki şerre anahtar, hayra kilittirler. Allah muhafaza buyursun bizi öyle olmaktan. Burada İlki için dua ediyoruz. Amin. Ramazan'ın temel hedefi nasıl bir insan modeli ortaya çıkarmaktır? İslam'ın temel hedefi nasıl bir insan modeli ortaya koymaktır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakından, üsve-i hasenesinden istifade ederek nasıl bir mümin olmalıyım sorusunun cevabını muhakkak her mümin farklı bir hadis-i şeriften istifade ederek, kendine rehber edinerek hareket edebilir ama herhalde kendimize şiar edinip Rabbim bizleri hayra anahtar, şerre kilit olanlardan eyle diye dua ederek, yakararak, seher vakti Mevla'ya sığınarak hareket etmek asli sorumluluğumuz olsa gerek. Gerçekten öyle ve böyle şekillenecek Muhlis hocam kul Ramazan ayının ilk gününden bugüne geldik, işte 3 teravih namazı kıldık. İnşallah 3. orucumuza niyet edeceğiz, İnşallah. Niyet ediyoruz. Ve nihayetinde oruçla birlikte diğer ibadetleri yaparak insan Ramazan'ın sonundaki o cehennem azabından azat oluş müjdesine hakikaten liyakatli bir şekilde erişiyor olacak. Niyetimiz İnşallah. Bu. Cenab-ı Allah İnşallah. Kabul eylesin niyetimizi. Amin. Nihayette Amin. Güzel olsun. Bu süre zarfında elbette oruç ibadetinden mahrum olan kullar da var. Bunun yerine oruç tutamadıkları için fidye veriyorlar. Fidye ibadetinin hem hükmünü sizden işitsek hem de manasını işitsek Eyvallah. Efendim. Yani orucun sevabını fidye vererek insan elde edebilir mi? Bir de diğer yönüyle oruç ibadetinin maneviyatını fidye vererek kişi yaşayabilir mi? Yani oruç yerine fidye ikame edebilir mi? Evet. Yani. Hani amene resul olarak bildiğimiz ayet-i kerimelerde Allahu Teala la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir kuluna gücünün yetmeyeceğini yüklemez. Evet. Rabbimiz bize hangi görev verdiyse mutlaka yapabileceğimiz görevlerdir. Bütün emirlerini biz yapabiliriz, yasaklarından sakınabiliriz. Rabbimizle kelime-i şehadet getirerek kulluk akdi yapmış oluyoruz her birimiz. Dolayısıyla kulluk akdinin gereği olarak, inancımızın gereği olarak ibadetlerimizi hakkıyla eda etmek durumundayız. Sorduğunuz soruya gelince tabi Rabbimiz buyuruyor ki ilgili ayette فَمَنْ كَانَ yani sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Evet. Yine شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ Kur'an'ın indirildiği ayet. Devamında da ayet-i kerimelerin Allah-u Teala فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنَ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Yani normal şartlarda Ramazan orucunun bizlere farz kılındığını Rabbimiz ifade ettikten sonra
olabilir ki bu normalin dışında durumlar olabilir. Rabbimiz orada da kulunun sıkıntısını, zaafını bildiğinden dolayı ki sizden her kim hasta olursa veya sefere, yolculuğa çıkarsa ne yapar? Fe'iddetü min eyyamin uhar. Tutamadığı günler sayısınca, seferden dönünce normal zamanda veya hastalığından şifa bulunca orucunu tutacak, günle gün kaza edecek. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Ama öyle bir durum gelecek ki, örneğin aşırı derecede yaşlı kişi, yaşlıktan dolayı orucunu tutamıyor. Artık onun bir daha genç olması, gençliğe dönmesi mümkün değil. Bedeni oruç tutmaya müsait değil. Veya öyle bir hastalık var ki Allah korusun, kronik bir hastalık. Evet. İşte aşırı derecede şeker hastaları veya kalp hastaları, tansiyon hastaları, doktorlar diyorlar ki bu hastamız oruç tutamaz ve hakikaten hastamızın oruç tutması sağlık açısından problemli ise ve bir daha da sağlığına kavuşma ümidi yoksa bu gibi durumlarda Rabbimiz fidye vermeyi bizlere emrediyor. Rabbim bütün hastalarımıza şifalar ihsan eylesin inşallah. Amin. Yalnız burada şu var, tabii fidye sadaka-i fıtır miktarı. Tutulamayan her bir günün karşılığında bir bu sene mesela biz sadaka-i fıtır miktarını asgarisini 23 lira olarak belirledik Dinişte Yüksek Kurulu olarak. Bu asgari miktardır. Bunun genel ölçüsü şudur. Herkes kendi maddi imkanına göre asgari ölçünün dış altına inmemek şartıyla bunu daha fazla artırabilir. Yani bir fakiri iki vakit doyacak şekilde, iki vakit onun karnını doyuracak şekilde Ramazan'da takdir edilen bir miktardır ki bunun asgarisi 23 liradır. Ama maddi imkanı yerinde olanlar daha fazla artırmalarını biz zaten ifade ediyoruz. Örneğin bir ay boyunca tutamadıysa ve hastalığından da bir daha kurtulma ümidi yoksa, aşırı yaşlıysa, bu sene 29 tabii, ay bazen 29 çeker, bazen 30. O kadar fidye verecek. Fidye nedir? Yapılamayan bir şeyin karşılığında ödenen maddi bir bedeldir. Eğer bir insan yaşlıysa veya hastaysa, bir daha da iyileşemeyecekse bu şekilde fidye verdiği takdirde oruç tutanın sevabını Allah-u Teala ona ikram ediyor. Bir de artı bir fakirin, fukaranın yüzünü güldürdüğünden dolayı da artı bir sevap alıyor. Onun için bu durumda olan kardeşlerimiz üzülmesinler. Ama şunu siz de sorunuzda aslında altını çizdiniz. Yani ben maddi imkanım yerinde, efendim işim gücüm var, oruç tutmaya vaktim yok, zamanım yok, oruç bana ağır geliyor, efendim aç kalıyorum, sus kalıyorum gibi basit gerekçelerden dolayı kişi oruç tutmaz da fidye verirse, o fidye her ne kadar hayır yapmış olsa da oruç yerine geçmez. Buna da dikkat etmek gerekir. Bir de Necip Bey şunu da ifade edelim. Örneğin bir insan hastaydı, dedi ki ya benim hastalığım devam ediyor, fidye verdi. İleride eğer şifa bulursa, iyileşirse yine o orucu da tutması gerekir. Hocam bir ibadet daha var Ramazan ayına has, itikaf ibadeti. Evet. Hemen camimizin yanı başındayız. Süleymaniye emsali camilerde itikafa giriliyor ve girildi yıllarca. Yüzyıllardır bu ibadet yapılıyor. İtikaf ibadetinden birazcık hüküm olarak sizden bilgi alsak, sonra mana boyutunu ve ashab-ı güzin zamanında nasıl uygulandığını Salih hocamızdan hiç istedim. Ramazana mahsus dediğimiz, aslında Ramazan'ın dışında da itikafa girir ama itikaf deyince Ramazan'da daha çok Allah Resulü'nün. İlk zamanlar Ramazan'ın ilk 10 gününde tuttuğu, daha sonra itikaf yaptığı, daha sonra da son 10 gününde ki yoğunlaşan görüş, ağırlıklı görüş budur. Yani kişinin cemaatte namaz kılınan bir mescitte, bir camide asgarisi bunun bir gündür. Bir gün ki Efendimizin sünnetinde 10 gün olarak, tabii günümüzün yoğun iş şartlarında belki 10 gün mümkün olmayabilir ama Efendimizin örnekliğinde 10 gün. Ramazan'ın son 10 günü ki Kadir gecesini siz Ramazan'ın son 10 gününde arayın buyuruyor. Evet. Yani kişinin kendisini camiye hapsetmesi, yemesini, içmesini camide karşılaması, zorunlu ihtiyaçlarının dışında dışarıya çıkmaması, bir de aile ilişkisi, karı koca ilişkisinden sakınması anlamında yapılan bir şey. Orada işte Kur'an'la, zikirle, duayla, tesbihatla, namazla, ibadetle kendini vermesi. Bu aslında son derece önemli. Yani dinimizde ruhbanlık yok, dünyadan ele tek çekmek yok ama hani bazen kişinin de manen şarj olmaya ihtiyacı vardır.
bu yoğun iş zamanında kişinin zihnini boşaltması, birazcık kendisini Rabbi ile baş başa bırakması, muhasebe yapması, ömrünün muhasebesini yapması, o güne kadar zamanını, günü nasıl değerlendirdi, hayata yeni bir sayfa açarak başlaması açısından itikaf sünneti son derece önemli. Dediğim gibi itikafın asgarisi bir gündür. Ama bir gün bile itikafa girme imkanı olamayan kardeşlerimize, müçtehit imamlarımızın çok güzel içtihatları, fetvaları var. Ebu Yusuf'a göre yarım günde olur. Hatta İmam Muhammed merhum diyor ki bir saat bile olur. Yani bir vakit namazı için girdiğimize itikafa niyet etsek? İtikafa niyet etsek bu, evet. Aslında bu bizi rahatlatır. Yani bu sünnetten mahrum olmamak için diyelim ki gittik öğlen namazını kıldık. Ya orada bir saat bile olsa kalsak o sevaba erişiriz inşallah. Hanım kardeşlerimiz ne yapabilirler hocam? Hanım kardeşlerimiz evlerinde. Evet. Yine evlerinin ibadet edilen, ki evlerde ibadet edilmesi gereken mekanlardır. Elbette. Tabii yani evlerinizi kabire dönüştürmeyin. Oralarda da Allah'a kulluk edin deniliyor. Dolayısıyla uygun bir yerde hanım kardeşlerimiz de itikafa girebilirler. Efendimizin eşleri, annelerimiz mescitte de itikaf yapmışlar. Şafiiler diyorlar ki hanımları da mescitte yapmaları gerekir. Evet. Ama bu şart değil tabii. O mümkün olmayabilir. Evler hanımlar için daha da uygun. Yani eğer uygun bir mescit olur da hanım da kocası evde şartlar uygun olursa, izin alınırsa, çoluk çocuk herhangi bir sıkıntı olmazsa mescitlerde de yapılmasında mahsur yok. Evet. Salih Hocam, nedir itikaf aslında? Yani ben şöyle Muhlis Hocam'ın ifadelerinden çok hakikaten özendim bir yönüyle. Çünkü kişinin kendisini dinlerken bir yönüyle de beslediği, bütün mana boyutuyla beslediği bir ibadet gibi, değil mi efendim, itikaf ibadeti? Neler söylersiniz? İşin doğrusunu söylemek gerekirse, sanki itikaf ibadeti dediğimizde çok dışarıda sosyal hayatın içerisinde koşturmacası olan kişilerin yerine getiremeyeceği bir ibadet modelinden bahsediyormuşuz gibi bir algı oluşabilir. İnsanlar teravih namazı için camiye gittiklerinde, Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde oradaki kurulu alanları gördüklerinde imrenerek bakarak geri çekiliyor olabilirler. Ama biraz evvel değerli hocamızın aslında bahsettiği, gerek İmam Yusuf'tan, gerek İmam Muhammed'den naklen ifade ettiği fıkıh hükümlere dikkate alarak aslında itikafın yeniden diriliş, insanın kendi özüne dönüş, kendi benliğinin fark ediş, hüviyetini elde edebilmek maksadıyla sosyal hayatımız ne kadar yoğun olursa olsun Rabbimize teslim olabilmenin gerekliliğini aramak hedefiyle bir nebze kenara çekilerek bir itikafı, Efendimizin sünneti seniyyesi olan itikafı icra etmek için emek vermek sorumluluğumuz vurgusunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında 9 Ramazan var. Medine'de sohbetimize başlarken ifade etti ki Medine'de hicretin 2. yılı 1. Ramazan tecrübe edilir. 1. Ramazan'da Bedir vardır. Kızı Rukiye'nin vefatı vardır Resulullah Efendimizin. Ama bir taraftan da bütün doluluğuyla, ibadetlerle zirveye ulaşan da bir hayata sahip olduğunu anlıyoruz. Ve Efendimizin sadece bir yıl itikaf ibadetini icra edemediğini biliyoruz. Diğer bütün o 8 yıl boyunca itikafını Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem icra etmiş. Son yıl sadece 20 gün olarak itikafını gerçekleştirmiş. Evet. Ama bütün diğer Ramazan'ı tecrübe ettiği o 9 sene boyunca itikaf ibadetinin bizim için, Müslümanlar için asıl Ramazan'a anlam katan hususlardan birisi olarak önümüze yer aldığını görüyoruz. O 9 yıllık Ramazan tecrübesinde 4'ü 29 gün çeker, 5'i 30 gün çeker. İçerisinde bakıyoruz Mekke'nin fethi, hicretin 8. yılı 7. Ramazan'dır. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Ramazan'dır, vakit oruç vaktidir, vakit teravih vaktidir, vakit kendi içimize dönme vaktidir diyerek Müslümanlara durun, daha sonra gidelim, sefere çıkalım ashabına dememiş ve
Ramazan-ı Şerif'in 13. gününde Mekke'nin fethi için ashab-ı kiramla beraber sefere çıkmıştır. Buradan biz şunu görüyoruz. Bütün bu ibadetlerle birlikte hayatın seyrinin bütün doğal akışıyla beraber devam ettiğini ve bu devam ediş içerisinde hayatı anlamlı kılacak ne kadar ibadet varsa bunları yerine getirmek için emek vermemiz gerektiğini anlıyoruz. Biraz evvel değerli hocamızın zikrettiği o kapıyı da dikkate alarak hiç iyiyse bir saat dahi olsa İmam Muhammed'in fıkıh içtihadını dikkate alarak seher vakti değerli izleyenlerimiz sahurlarını yapmalarının ardından camilerimize mukabelelerimiz okunuyor. Camilerimizdeki din görevlilerimiz, din gönüllerimiz büyük bir muhabbetle Ramazan-ı Şerif'in güzelliğini hissettirecek bir güzellikte mukabeleleri okuyorlar. Mümkünse eğer tabii mesaimiz var, yoğunluğumuz var, mümkün olmayabilir ama en azından hafta sonları namaza camiye giderek, sabah namazını camide kılarak, camiye girerken itikafa da niyet ederek, çünkü bir saatlik bir zaman dilimi orada en az yine değil geçmiş mi oluyor. Yani ben itikaf yapamadım. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir sünneti de varmış. Nasıl icra etmem gerekiyor diyecek olan izleyicilerimize, dinleyicilerimize böyle bir açık kapının varlığını da ifade etmek. Çünkü Efendimizin bütün Ramazanlarında merkeze aldığı bir tamamlayıcı bir ibadet olarak, Ramazan'ın bir parçası olarak merkeze aldığı bir ibadettir. Sadece Ramazan'da değil, Ramazan dışında da icra edilebilecek bir ibadettir. Çünkü bizi biz yapan, kendi değerlerimize dönmeye imkan veren bir usulü ortaya koyması, tefekkürü, ben Rabbime karşı hakkıyla kulluğumu yerine getirebiliyor muyum sorusunu sormayı merkeze alması nedeniyle çok daha dikkatli, çok daha özenle üzerine durmamız gerekiyor. Hani hocamız söyleyince ya keşke imkan bulsak demiştir izleyicilerimiz. Bu imkanın içinde böyle bir kapı aralığı belki oluşturmamız anlamlı olacaktır diye ifade etmek olarak, isterim. Değil mi? Yani, bir müjde olarak. İstifade edebilmek adına Mevla bizlere nasip eylesin diyelim inşallah. Amin inşallah. Hakikaten her yönüyle müjde ihtiva eden bir ibadet. Yani hani Ramazan'da yapacak olursa bir mümin hayatının o aslında tabiri caizse uygun şekilde yapacaksa 10 gününü ki Ramazan'ın içerisinde son 10 günde arayınız diye işaret edilen Kadir Gecesi'ne denk gelecek şekilde ibadet dolu bir 10 gün geçirmiş olacak ki hakikaten büyük müjdelere muhatap olmak anlamına geliyor. Salih Hocam kısaca mukabeleden de birazcık bahsetmenizi rica etsem sizden. Tam da itikaf dedik. Evet, yani, dedik ki orada sabah namazı öncesinde, sahur sonrasında camilerimize mukabelelerimiz var. Ramazan-ı Şerif bir dirilme ayı dedik. Ardından bir başka ifade Kur'an ayı dedik. Ben burada belki mukabele kısmına girmeden evvel Kur'an-ı Kerim ayı vurgusunu yaparken bir hususun üzerinde de durarak mukabele kısmına geçmek istiyorum. Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesini anlama, yaşama ayı diye de ifade etmek istiyorum. Çünkü zaman zaman farklı tartışmaların da bir devamı olarak bu ay Kur'an ayıdır, sadece Kur'an okuyunuz vurgusunun insanların kardeşlerimizin, izleyicilerimizin önüne konulabildiğini de üzülerek görüyoruz. Aslında Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı tebliğ etme, Kur'an'ı tebyin etme, açıklama, örnek olma, hükümlerini ifade etme noktasında, teşri kılma noktasında sorumluluklar verir ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin alimlere rahmet olarak gönderildiğini ifade eder. Hazreti Ayşe validemizin beyanından yola çıkarak ifade etmemiz gerekirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an ahlakı idi vurgusunu zikrettiğimize aslında Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Kerim ayıdır dediğimize aynı zamanda Resul-i Ekrem'in sünnetinin hayata yansıdığı bir zaman dilimidir vurgusunu da ifade ediyor oluyoruz. İfade ediyor durumda kendimizi buluyoruz. Ama bir kategorik ayrıştırmanın zaman zaman farklı mecralarda ifade edildiğini gördüğümüz, bildiğimiz için burada bu birliktelikle beraber. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti dediğimizde neden bahsediyoruz sorusunu eğer sormamız gerekirse ben
şu soruyu sorarak ilk başta kendimi muhatap bulduğumu ifade etmek istiyorum. Ramazan bizim neyimiz olur? Biz Ramazan'ın nesi oluruz? Biraz samimi bir ifade bu. Bütün akademik belki cümlelerin dışında. Ramazan-ı Şerif'i kıymetli kılan aslında Kur'an-ı Kerim'in bu ayda nazil olmaya başlamış olmasıdır. Leyle-i Kadir'in Ramazan-ı Şerif içerisinde olmasıdır. İşte tam da bu nedenle aslında Ramazan müminin hayatına anlam katan o okuldur, mekteptir. Üç ayrı kuru olan, üç ayrı etaptan oluşan bir mekteptir vurgusunu zikrettik ya. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden kurtuluş vurgusu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu üç kurun hayatımıza yansıması hususundaki örneklemine baktığımızda Cebrail aleyhisselam ile her yıl o vakte kadar gelen vahiy karşılıklı olarak okudukları Efendimizin arz ettiği hususunun kaynaklarımıza yer aldığını görürüz. Evet. Mukabele geleneğimizin aslında başlangıç noktası tam da burasıdır. Müminler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tecrübesini merkeze alarak Kur'an-ı Kerim'in bu ayda nazil olmaya başlamış olmasını merkeze alarak Kur'an-ı Kerim'in mesajını anlamayı, hayata taşımayı temel hedef edinerek Ramazan-ı Şerif içerisinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumayı hedefleyecek bir eğitim üslubunu merkeze alırlar. İşte tam da mukabele bu bağlamda karşılıklı okuyuş anlamında bizim hayatımızı anlam bulan bir ibadet üslubudur diye ifade edebiliriz. Ki Kur'an-ı Kerim'in inzal buyurulduğu ayda Kur'an-ı Kerim ile şekillenen gönüller diğer ibadetlerini de şekillendiriyorlar. Öyle değil mi Hulusi Hocam? Mesela hani iftar bir ibadettir. İmsak da bir ibadettir. Sohbetin başında ifade edildiği için bunları zikrediyorum. Bu ibadetlerin bir önemli bir unsuru da elbette gıdalanmaktır. Yemektir, evet. Sofralar kurulur. Ve bunun da bir adabı vardır. Ve bu da Kur'ani bir adaptır. Sünnete uygun bir adaptır. İftar ve imsak sofralarından bahsetsek hocam birazcık. Ankara imsakına da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Üçüncü evet. Eser için müsaaden var mı bilmiyorum. Yönetmenimizden onu da öğreneyim bu arada. Oraya gelelim. Yalnız bu mukabeleyle ilgili hocamıza katkı olarak mukabelede bulunan kardeşlerimize, mukabeleye katılan kardeşlerimize şu tavsiyeyi yapalım. Yani Kur'an-ı Kerim'i tabii Ramazan'ı değerli kıran Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Biz de Kur'an'la ne kadar bütünleşirsek, ne kadar Kur'an'ı hayatımıza taşırsak, ahlak edinirsek, hayat tarzımız haline getirirsek, Kur'an da bizi insanların en hayırlısı kılar. Yani Ramazan'ı 11 ayın sultanı yapan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an bizim gönlümüze, zihnimize, hayatımıza ne kadar yansırsa bizi de insanların en şereflisi, en değerlisi yapar. Burada tavsiyemiz şudur kardeşlerimize, elimizden geldiği kadar, işte başkanlığımızın Kur'an yolu tefsir var biliyorsunuz, mealler evet. var. Yani bunları da evimizde bulunduralım, okuduğumuz ayetlerin mesajlarını da kavramaya çalışalım. Bir de hocalarımız camilerde Kur'an okurken veya televizyonlardan da hatim dinleyen kardeşlerimiz var. Bize soruyorlar, diyorlar ki bu hatim olur mu? Yani bizim dinlerken sadece sessiz kalmak değil, elimizden geldiği kadar biz de onunla ayetleri tekrar edelim, zikredelim ki zikir olsun. Bunu özellikle vurguluyorum. Bir de anlamaya çalışalım. Yani Kur'an hayatımızda bir şeyler yapsın, Kur'an hayatımızı değiştirsin. Kur'an'ın tabii konu bu olmadığı için buna giremiyoruz ama okuduğumuz ayetler hayatımızda ne kadar yaşanılır hale gelirse o kadar biz de insanların en değerlisi oluruz. Sorunuza gelelim. İftar ve sahur sofraları efendim. Efendim? Sofralar. Sofralar çok önemli. Çok önemli. Buna hocam, geniş zaman ayırmak gerekiyor. Yani şimdi adam da imsaka az bir vakit kala bunu sorduk. Çok önemli. Dikkati celbedecek. Şu kadar söyleyeyim Necip Bey hocam. Bir kere sofralarımız helal nimetlerden oluşmalı. Kesinlikle. Hani oruca helal gıdalarla, helal sofrayla başlamalıyız. Ve iftarımızı helal nimetlerle açmalıyız.
Bir de israftan sakınmak son derece önemli. Elbette. Yani hani başkanlığımızın çok ifade ettiği bir sözdür. İftar sofraları israf sofrasına dönüşmesin. Allah-u Teala bize sayısız nimetleri ikram ediyor. Külü meşrebu ve la tüsrifu buyuruyor. Yiyin için ama israf etmeyin diyor. İsraf edenler şeytanların kardeşidir. Ayet-i kerimeler de var. Yani bizim israf ettiklerimizi tasarruf edersek, fakire fukaraya ikram edersek, ki sevgili Peygamberimizin güzel müjdeleri de var biliyorsunuz. Kim bir ihtiyacı olan bir fakire, bir garibe iftar ettirirse, oruçluya iftar ettirirse, oruçlunun aldığı oruç sevabının bir benzerini de Allah-u Teala ona ikram eder ve oruçlunun sevabından da bir şey eksilmez. Yine biraz önce ifade ettiğimiz o Efendimizin duasında, sofranızda oruçlar otursun. Bakın oruçları soframızda oturmak, oturtmak ne kadar önemli. Sahurlar da önemli. Sahurun bereketi, tabii sahurda da aynı duyarlılığa dikkat etmemiz gerekir. Etrafımızda hakikaten çok fakir, garip, gureba var, değil mülteciler var. Evet. Bunlara da ikram etmek lazım. Değerli hocamızın, Salih Bey hocamızın o Müslüman hayra anahtar, şerre kilit olacaktır. O hadis-i şerif çok önemli. Ben bu bağlamda Efendimizin şu hadisini de değerli kardeşlerimizle paylaşmak istiyorum. Sevgili Peygamberimiz Müslümanı bal arısına benzetiyor. Ben okumaya doyamadığım hadislerden birisidir. Bal arısı ne yapar diyor? Gider dolaşır çiçeklerden. İhtiyacı olan maddeyi alır ama o çiçekleri tahrip etmez. Çevreyi kirletmez. Getirir onu, bal yapar. Sadece kendi istifade etmez, insanlara da ikram eder. Burada Müslüman bal arısı gibi olacak. Bir kere Müslümanın kazancı helal olacak. Helal üretim yapacak. Üretim yaparken çevreyi kirletmeyecek. Ondan sonra hak ihlalinde bulunmayacak. Ve elde ettiği kazancını da bencil olmayacak. Egoist olmayacak. Saçıp savurmayacak. İsraf etmeyecek. İhtiyacı kadarını harcayacak. İhtiyacının dışında zekat gibi, ki onu konuşamadık, pek zaman kalmadı. Evet. Zekat her zaman verilir ama Ramazan'da sevaplar katlandığı için varlıklı kardeşlerimiz zekattan Ramazan, bir de Ramazan'ın en önemli ibadetlerinden birisi de fıtır sadakasıdır. Evet. Yaratılış sadakasıdır. Oruçluyken bilerek bilmeyerek işlediğimiz kusurlarımız, günahlarımız varsa Efendimiz'in onu da ifade eden hadisleri var. Onlar da günahların kefaretine de, yani o günahların da affına da vesile olur. Onun için fıtır sadakası, yani bayram namazından önce mutlaka bayramın birinci günü vacip hale gelir. Ama Ramazan günlerinde de verilir. Yine fıtır sadakası da bir fakirin iki vakit doyacağı kadar, en az 23 lira dedik, azamisinin sınırı yok. Yani bizim bal arısı gibi helal üreteceğiz, helal kazanacağız. Elde ettiğimiz nimetleri de sadece zekat, fıtır sadakası olarak değil, onun da dışında, bu sene biliyorsunuz başkanlığımızın konusu infak, Ramazan teması ne kadar önemli. Her türlü maddi manevi ikramı, iyiliği kapsayan bir şey. Yani biz zekat, fıtır sadakası zaten dini görevimiz, farz ve vacibi eda ediyoruz. Ama onun dışında fazlamız var, israf edeceğimize. Bir fakirin yüzünü güldürürsek, bir oruçluyu soframıza oturtursak, onun duasını alırsak, o da bizim dünya ahiret mutluluğumuza vesile olacaktır. Ve infak deyince de şunun altını çizelim. Bunlarla ilgili tabii müstakil programlar olur ama yani Efendimiz hani oruçluya iftar ettirmenin sevabını üzerinde durunca, teşvik edince sahabe-i kiram diyor ki, ya Resulallah, iftar ettirecek bir şeyimiz olmazsa bir bardak su ikram edemez misiniz? Bir yudum su. Efendim bir hurmayla bile olsa bu ikramı yapabilirsiniz. Yani maddi anlamda veya manevi anlamda bir tebessümümüz, bir selamımız, bir insanlara yol göstermemiz, değil mi? Yolunu şaşırana rehberlik etmemiz. Yani infak öyle bir kavram ki her türlü maddi manevi iyiliği kapsıyor. Onun için Müslüman şer üretmeyecek, hayır üretecek, hayra anahtar olacak, şerre kilit olacak, şerri frenleyecek, kötülüklerle mücadele edecek, iyiliklerini artırmaya çalışacak. Ramazan da iyilikleri artırmanın, sevaplarımızı artırmanın, maddi manevi ibadetlerimizi, hasenatımızı artırmamızın en güzel mevsimidir. Evet. İnşallah bunu değerlendirmeye gayret edelim. Yani İnşallah. Her saniye çok kıymetli. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ashabından Ebu Talha radıyallahu anh Efendimizin
müjdeyle karşılandığı bir ayet-i kerimeden bahsedilir değil mi efendim? O müminlerdir ki kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşlerini kendilerine tercih eder. Ve yu'thiruna ala enfusihim ve lev kana bihim hasase. Bu hassasiyet üzerinde bir hayat yaşarsa insan elbette kendi ihtiyaçlarını karşılayacak, lakin öyle bir an gelir ki belki kendisinin yerine kardeşini tercih edebilir. Bu da nasıl bir sahabeyi bir ayetle mükafatlandırırsa Cenab-ı Allah o kulu da mükafatlandırabilir yani. İnşallah diyelim ama İnşallah. İsar ahlakını maalesef çok fazla yaşayamıyoruz. Hiç değilse kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirsek. Normalde kardeş olmanın gereğini, hukukunu, ahlakını yerine getirsek orada bile çok önemli kazanımlarımız olacak. Maalesef dünyevileştik, sekülerleştik. Dünyayı çok öne çıkardık, ahireti birazcık maalesef öteledik. Yani inşallah Ramazan kalplerimizin yumuşamasına, şefkat ve merhamet duygularımızın daha gelişmesine, çevremizdeki insanları da görüp gözetmemize vesile olur. Hocam bir aşırı şerif daha dinleyeceğiz. Eyvallah. Hocamızdan. Ayet-i kerimelerden sonra böyle birazcık daha İstanbul imsakına layık bir noktaya gelmeye gayret edeceğiz. Hafız Mustafa Altın hocamız, siz dinliyoruz hocam, buyurunuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم والذين هم
azim. Eyvallah. Mustafa Altın hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Okuduğu ayet-i kerimeler tesirli olsun üzerimizde inşallah. Cenab-ı Allah tesirini halk eylesin. Salih hocam, Kur'an ayı dedik. Ve Kur'an ile şekillenen bütün ibadetlerden bahsetmeye gayret ettik ki hayatımızı Kur'an ve sünnet temeli üzerine inşa eden elhamdülillah müminleriz. Programın da sonuna geldik. Evet. Her güzel şeyin bir bölümünün elbette nihayeti var. Bir özet mahiyetinde sizden kısa bir sohbet rica ediyoruz. Estağfurullah. Hocam. Değerli Necip Bey, programımıza başlarken önce şu soruyu kendimize sorduğumuzu hatırlıyorum. Ramazan bizim neyimiz olur? Evet. Ramazan'ı biz kendi hayatımıza nasıl taşırız? Kelime anlamından yola çıktık. Ramazan'ın aslında Ramda ve Ramat köklerinden gelişi üzerinden cümlelerimize başladık. Ve yakıp kavuran ateş insanın günahlarını, isyanını, nisyanını silen ve onu Rabbi karşısında kulluk bilinciyle yeniden dirilmesini sağlayan bir ay olarak tanımlanışını, bahar yağmuru gibi insanın içinde bulunduğu bütün olumsuzlukları üzerinden atıp dirilmesini sağlaması şeklindeki bir ifadeyi, alimlerimizin ifadesini naklettik. Bu nakil akabinde şu izle devam ettik aslında sohbetimize. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazanları nasıldı? Nasıl bir süreç ile Ramazanları Efendimiz tecrübe etti ve biz onu nasıl örnek alacağız? 9 ayrı Ramazan örneğinin önümüzde bulunduğunu, Hicret'in ikinci yılından itibaren Efendimizin orucun farz kılınmasıyla beraber Ramazan ayını idrak etmeye başladığını, Ramazan'da farklı dini inançlarda olduğu gibi İslam'da tamamıyla dünyevi bütün meşgalelerden uzaklaşarak sadece mana alemine dalmak şeklinde bir ibadet üslubunun değil, mana alemini tecrübe edip ama dünyevi sorumluluklarımızı da hakkıyla yerine getirmek gibi bir örnekliğin önümüzde olduğunu gördük. Sosyal i̇lk Ramazan, hayata kesinti vermek sizin. Çünkü ilk Ramazan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk Ramazanı Bedir Muharebesi'nin söz konusu olduğu bir Ramazan idi. İlerledik, daha bir başka örneği Mekke'nin fethinin yine bir Ramazan ayında olduğunu gördük. Buradan yola çıkarak dedik ki, hayat iman ve cihattan ibarettir vurgusunu Efendimizin aslında Ramazan'daki örnekliği, Ramazan'ı hayata taşıyışındaki örnekliğini merkeze alarak değerlendirmeli. Biz de Ramazan-ı Şerif'i değerlendirirken "Men kâme Ramazâne imânen ve ihtisâben gûfira lehu mâ tekaddeme min denbihî" hadis-i şerifinde olduğu üzere yalnızca Allah'a iman ederek, yalnızca karşılığını Allah'tan bekleyerek, ona sığınarak geceleri namaz ile, teravih ile bereketlendirmeyi. Gündüzlerini "men sâme ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min denbihî" hadis-i şerifine sığınarak gündüzlerimizi oruç ile ve hayatımızın her anına taşıyacağımız bir birikimle değerlendirme ufkunu gündemimize almalıyız dedik. Ve tam bu sohbet esnasında sizin orada kullandığınız bir kelime ile biz gönülden vuran bir başka hadis-i şerife temas etme durumumuz oldu. Aktardık. Galde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İnne minen nasi mefatihun lil hayri mefatihun lil hayri ve megaligun lişer." İnsanlar arasında hayra anahtar, şerre kilit olan kişiler vardır. Ve "İnne minen nasi megaligun lil hayri ve mefatihun lişer." Ve insanlar arasında şerre anahtar, hayra kilit olanlar vardır. "Latuba limen cealallahu mefatihun lil hayr." Allah'ın kendisini hayra anahtar kıldığı kişilere müjdeler olsun. "Ve veylün limen cealallahu mefatihun lil şer." Allah'ın şerre anahtar olarak tanımladığı, kıldığı kişilere ise yazıklar olsun vurgusunu, hadis-i şerifini hatırladık. Ve Ramazan-ı Şerif'in asıl hedefinin Hakk'a hakkıyla kulluk eden insanların oluşmasını sağlamak olduğunu, burada da hayra anahtar,
şerre kilit olacak mümin bilincinin oluşmasının Ramazan'ın nihai hedeflerinden birisi olarak tanımlayabileceğimizi ifade ederek bir noktaya vardık. Mevla bizlere bu bilinci yaşayarak hayatı geçirebilmeyi, ömrümüzü Ramazan bilerek hareket etmeyi nasip eylesin. Amin. Ve amin. Belki işin daha da vahim, daha da önemli kısmı içinde bulunduğumuz anın tabi'in alimlerinden İbrahim et-Teymi'nin bir ifadesi var. Ma araztu ala kavli ila ameli. Ma araztu kavli ala ameli. Haşitu en ekune mükezziben. Sözümü amelimle karşılaştırdığımda yalancı çıkmaktan korkarım vurgusunu ifade ediyor. Mevla bildiklerimizi, söylediklerimizi hayata geçirmeyi, yalancı Eyvallah. Çıkmayacak bir ömrü bizlere nasip etsin Amin, diyerek inşallah. Bize Çok verdiğiniz bu hakkı kullanmayı temenni edelim. Mucit Hocam, Ezan Muhammediye son 2,5 dakika falan. Ve'abudu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin buyuruyor Rabbimiz. Yani ölüm gelinceye kadar hakkıyla ibadet, kulluk edin diyor. Biz dünyaya günahsız geldik, tertemiz geldik. Rabbimiz bize verdiği ibadet programıyla, kulluk programıyla temiz bir hayat yaşamamızı istiyor. Ve öyle bir hedef gösteriyor ki bize akıl veriyor, hakkı batıldan ayıralım diye. Sadece aklımızla da yetinmeyip bize aklımıza da ışık tutacak, rehberlik edecek efendim kitap ve o kitabı doğru anlatacak, bize rehberlik edecek Hazreti Peygamber'i göndermiş. Dolayısıyla Rabbimiz öyle bir hayat yaşayalım ki huzuruna giderken yine dünyaya temiz geldiğimiz gibi tertemiz gidelim diye bize ikramda bulunmuş. Maddi nimetler verdiği gibi manevi nimetler vermiş. Yani ne mutlu bize ki Rabbimizi tanımışız, Müslüman olarak dünyaya gelmişiz, Müslümanlıkla şereflenmişiz, alemlere rahmet olan Hazreti Peygamber'e ümmet olmuşuz. Yine evrensel kitap olan, kıyamete kadar insanlığa ışık tutan bir Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmuşuz. İnşallah değerlendirirsek bunları, ibadetimizi, kulluğumuzu hakkıyla eda edersek, Ramazan'ı yeniden hayatımızı inşa etmeye bir vesile kılabilirsek, 11 ayımızı da Ramazan gibi değerlendirebilirsek, imsak disiplinini Ramazan'da kazanabilirsek, nedir imsak disiplini? Kendimizi günahlardan koruma disiplini. Yani nasıl ki Ramazan'da gün boyunca oruç tutarken sadece aç ve susuz kalmayıp vücudumuzun bütün organlarını da günahlardan koruyorsak, biz bunu başarıyorsak, eğer bu disiplini inşallah Ramazan'dan sonraya da taşırsak, bu imsak disipliniyle inşallah daha nice Ramazanları da kavuşuruz diyoruz. Allah-u İnşallah Teala ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul eylesin. Amin. Ve şunu söyleyelim, Rabbimize kulluğumuzun gereği olarak özel anlamda ibadetlerimize ne kadar hassasiyet gösteriyorsak, ibadetlerimizin, dualarımızın kabulü için bir de ibadetlerimizi emek vererek elde ettiğimiz ibadet sevapları kıyamette başkalarına vermemek için, kaybetmemek için hak duyarlılığına da sahip olalım diyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum Eyvallah. Herkese. Ezan-ı Muhammedi. Çok güzel bir oruca sahip oluyoruz şu andan itibaren Aziz İstanbul. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
Güzel bir vakittir Cenab-ı Allah'ın ikram ettiği bize. İmsak vaktiyle başlar müminin heyecanı, ta ki iftar vaktindeki duasına kadar. İşte o anda öyle güzel bir lisan ile dualar şekillenir ki, Cenab-ı Allah o mümin kulunun iftar vaktine böyle bir iki dakika kalsa bile dünyaları verseler bir lokma yemeyeceği kulun duasına icabet ediverir. İşte bir ezan diğer bir ezanla birleşir. Öyle güzel bir sedadır ki Davut Avcı'ya ait olan sada, işte Süleymaniye'den, bir medeniyet timsalinin minarelerinden aslında bütün kainata yansıyan bir ezan-ı Muhammedi'dir. Böyle muhteşem bir sesle çıkar ki ezan-ı Muhammedi, işte o vakit tesiri mümin gönüllerde kat be kat, kat artar. Allah okuyandan, dinleyenden razı olsun inşallah. Ve bu ezan-ı Muhammedi'ye bizi ulaştıran, sohbeti gerçekleştiren hocalarımızdan da Allah razı olsun. Cümlemizden. Çok teşekkür sizden ediyoruz. Mucit Hocam, sizin bize getirdiğiniz iki kitabı da değerli seyircilerimize göstermek isterim. Birincisi zekat konusuyla alakalı sıkça sorulan kurulumuzun sorular, hazırladığı. Kurulum hazırladığı Dinişehir Yüksek Kurulu'nun. Diğeri de oruçla alakalı sıkça sorulan soruların yer aldığı iki risale. Yani kardeşlerimizin rahatlıkla anlayabilecekleri, bize gelen sorulara verilen müdellel cevaplarımız
rahatlıkla internetten de ulaşılabilir. Ramazan boyunca hem oruç hem zekatla ilgili başucu kitabı olabilecek eserler bunlar. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımızın Diyanet Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiği bir zekat uygulaması da var internet sitesi üzerinden. Orada da zekatlarıyla alakalı hesaplamayı yapmayı arzu eden seyircilerimiz oraya müracaat ederek bu hesaplamaları kolayca yapabilirler. Aynen. Hatta yerli yerince teslim edilsin diye de Diyanet'e de teslim edebilirler değil mi hocam? Elhamdülillah. Eyvallah. Emin ve güvenilir. Hakikaten öyle gerçekten. Mulis hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Allah razı olsun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Allah Eyvallah. Muvaffak eylesin. Buradan gönüllere, zihinlere, hanelere sesleniyorsunuz. Rabbim inşallah feyzini, bereketini artırsın programlarınızı inşallah. Amin efendim. Allah razı olsun. Dönüş Ankara'ya inşallah. İnşallah. Tekrar inşallah. Ankara'ya selam ediyoruz Eyvallah. Efendim. İstanbul'dan ayrılmak zor ama artık döneceğiz mecburen. Eyvallah. Evet. İstanbul'u gönlünüze götürün efendim. Evet. Bizden de gönül dolusu Eyvallah. Selam götürün inşallah Eyvallah. Ankara'ya. Bütün dostlara selamlar. Eyvallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tamam. Salih hocam. Size de teşekkür ediyoruz. Biz hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Biz feyz aldık bu ortamın bereketinden. Süleymaniye'nin bahçesinde böyle bir programın icra edilmesinden, aslında medeniyet ifadesini kullandınız ya, biz hangi geçmişten geliyoruz ve nasıl bir misyona sahibiz, nasıl bir sorumluluğa sahibiz vurgusunu aslında bahçeye girdiğimizi tam anlamıyla hissediyoruz. Mevla bu hissiyatımızı hayata geçirebilmek bizlere nasip eylesin. Süleymaniye'den bütün Anadolu'ya, bizim İslam coğrafyasına, bütün gönül coğrafyamıza, o kadim şehirlerimizin bıraktığı mirasa sahip çıkacak nesillerin yetişebilmesi adına bir sorumluluğun aslında bizlere verildiğini anlıyoruz, görüyoruz. Bu noktada izleyicilerimizin Ramazan vesilesiyle bu sorumluluğun bir kez daha bilincinde olarak hayatlarını konumlandırma noktasında bir arayış içinde olmalarını gönülden ifade etmek istiyorum. Mevla inşallah bunları nasip eylesin. Tatlı, bereketli, güzel bir ortam tecrübe ettik. Biz teşekkür ediyoruz. Olsun, Diyanet Televizyonumuza, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, ülkemize iyiliğin, hayrın, iyiliğe güzelliği anahtar olmanın bir kurma olarak Diyanet İşleri Başkanlığımıza burada teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz Salim Hocam. Çok sağolunuz. Hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu. Değerli seyirciler, Bereket Vakti'nin sonuna geldik. Malum haliniz Ramazan-ı Şerif'in ilk gününden bugüne biz Edirne imsakı ile birlikte programımızı nihayetlendireceğimizi söylemiştik. Edirne imsakı oldu. Ama biz birazcık bu muhabbeti birkaç dakika sizden aldığımız müsaadeyle, gönül olarak aldığımız müsaadeyle uzatıverdik. Aslında birazcık da orucunuza dahil olmuş olduk böylelikle. Bu bizim için büyük bir şeref oldu. Bu akşam Doktor Muhlis Akar hocamız ve Doçent Doktor Salih Keskin hocamızla birlikte hakikaten gönüllere kazınacak hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine sizler adına hasreten çok teşekkür ediyorum. İnşallah birkaç saat sonra diyeyim. Çünkü artık oruç çabucak geçiyor. Bu kadar güzel sohbetlerin ardından insan bu sohbeti fehmetmek için ayırmış olduğu süreye baktığında bir oruç süresi kadar olduğunu görüyor ki hakikaten orucun ne kadar kolay geçtiğini anlamış oluyor. İnşallah iftarı beklerken programda sevgili Mustafa Demirci'nin konukları Hafız Osman Şahin hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı ve Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı hocamız, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. İki değerli konuyla sevgili Mustafa Demirci sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim'i konuşacaklar Kur'an-ı Kerim ayında. Değerli seyirciler, bendeniz Necip Karakaya. Bereket Vakti programında sizlerle birlikte olmanın hakikaten hazzını, keyfini, muhabbetini yaşadığımı ifade etmek isterim. Bu ay bizim için elbette berekettir, feyizdir, huzurdur. Bir yönüyle elbette hüzün yaşıyoruz. Bu hüznümüz de elbette bizi biz yapan en önemli unsurlardan bir tanesi. Diğer gam olmayı tercih eden insan elbette kendisinden fersah fersah ötedeki mümin kardeşlerinin ezasını, cefasını hissedebilecektir. Bizler de sizlere bu hüznünüzü her daim gönlünüzde muhafaza etmenizi tavsiye ederek, rica ederek böyle bir hasreti yaşamanızı, yaşatmanızı bugünkü Bereket Vakti programına son veriyoruz. İnşallah yarınki sahur yolculuğumuzda tekrar sizlerle birlikte olmayı ümit ediyor. O zamana kadar ve daima sizleri Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine emanet ediyoruz efendim. Allah'a ısmarladık.